Ben bir felsefe hocasıyım. Belki felsefenin geniş bir alana hitap etmesi dolayısıyla ve geniş bir alandan besleniyor olması dolayısıyla, biraz kök, biraz sonuç bilgisi olması dolayısıyla beni de alakadar ediyor. Ama özel merakım dolayısıyla elbette çok alakadar ediyor. Aslında Mustafa Hocam, sizin inisiyatifinizde ben yeniden bir konunun tazelenmesi isteğini ve inisiyatifini görüyorum. Çünkü edebiyat tarihçiliğinin acaba olduğu gibi mi devam etmesi lazım Türkiye'de ve Türk dünyasında? Yoksa yeni bir çerçeve mi çizilmesi lazım? Ömer Yakupoğlu, pardon, Yakup Ömeroğlu hocamız da geldiler. Evet. Tam zamanında giriyorlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı bir toplantı. Yani bunun acaba yeniden tazelenmesi, kavramları, çerçevesi, belki yavaş yavaş bir muhteva genişliği de söz konusu olabilir mi diye düşünebilecek olduğunuzu, sizi tanıdığım için biraz tasavvur ediyorum. Ama gerçekten çok önemli, çünkü Türk edebiyat tarihine bakmak, biraz Türk kültürüne geniş anlamıyla bakmak oluyor. Yani biz eğer felsefe yapacaksak, sanat tarihi yapacaksak dahi bu söz konusu. Sanat olmasına rağmen elbette bir güzel sanatlar branşı olduğu için Türk edebiyatına ihtiyacımız var. Fakat sosyolojiye, antropolojiye, etnolojiye bakacaksak da Türk edebiyatına bakmış oluyoruz. Ve burada ifade edilecek olan metodoloji ve bütüncül yaklaşım çalışmaları bana kalırsa bütün bu alanları içine alabiliyor. Böyle bakıldığın zaman da bizim 19. yüzyıl henüz değil belki ama 20. yüzyıldan itibaren çok önemli bir şahsiyetimizin olduğunu ben yine haddim olmayarak sizin alanınızdan Estağfurullah. için söyleyeceğim ama bizim alanımız için de çok önemli. Sayın Mütevefa Fuat Köprülü, Ordinarius Profesör ve onun ismini almadan belki bir başlangıç olarak onu site etmeden ve belki onun yaptıkları üzerine tekrar konuşmadan ve acaba yeni yollar nasıl arayabiliriz biçiminde bir değerlendirmeye girmeden de bu konuyu tam ele almak mümkün değil. Gerçekten de biraz evvel söylediğim gibi Türk dünyası araştırmaları dendiği zaman bunun içine sosyoloji, tarih ve edebiyatın girdiği, metodoloji çalışması dendiği zaman buradaki kavramların girdiği o şahsiyet, en azından edebi yaklaşımların belirlenmesi kadar önemli. Bağlamlı içinde bütüncül bir yaklaşımı olduğu da değerli hocamızın muhakkak. Fakat acaba bu metot da sığıyor muyuz? Bu metodun öngördüğü şekiller, formlar, ele alış biçimleri bizim için bugün yeterli mi? Yoksa Türk edebiyatı tarihinin aynı zamanda bütün bir Türk kültürü tarihi olduğunu düşündüğümüzde de bu kadar genişliğe ayrıca yeni katkılarda metodolojik olarak yapmak gerekmez mi diye sorabiliyoruz. Ayrıca Türk dünyası edebiyatı tarihi haline gelmiş vaziyette ve biz onlarsız olmadığımızı anlamış oluyoruz. Bu değerli buradaki hocalarımın çalışmalarıyla çok belirgin olarak Türk kültür hayatına da aktarılmış vaziyette. Ben böyle bir ukalalıktan sonra kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Konunun asıl paydaş merkezi olan Orta Doğu ve Kafkasya Araştırmaları Merkezi Başkanımız Kamil Hocamıza sözü ve açışı bırakmak istiyorum. Merhaba hepinizi, meslektaşlarımı, dinleyen varsa dinleyenleri, dostlarımızı selamlıyorum. Ve gerçekten de bu türlü toplantının olması bizim için çok faydalıydı. Şahsen benim için Batı-Doğu ekseninde araştırmaların gerçekleşmesi, tecrübelerin öğrenilmesi ve indiki devirde biz artık bu Türk dünyasının duygusal devrini bitirdik. Yani 30 yıl sürede. Elbette işler de görüldü, gerçekler ortaya koyuldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 ciltlik kitap hazırlandı Sadık hocamızın, Sadık Tural hocamızın rehberliğiyle. Bunlar hepsi kendi yerinde ama bunun genel adı belki duygusal dövüş.
biraz his devri, duygu devri, o bittiğinde artık bilimsel iş devri başlamıştır. Bu Kasparov'un dediği iş devri başlamıştır. Bunu biz hem ekonomik açıdan, hem siyasi açıdan, hem başka açılardan görüyoruz. Ve ben hele gençken, demek Azerbaycan'da hocalarımın bu bahsi açtığının şahidi oldum. Sonra yavaş yavaş okudukça bunun Rusya'da da olduğu, Rusya'nın önemli edebiyat gazetesi var. Orada yayınlandığı, edebiyat meseleleri dergisinde yayınlandığında şahidi oldum. Ve özellikle devir değiştikçe, mesela Sovyetler Birliği'nin dağılması yeni şartlar ileri sürdü. Yani bu yeni şartların içinde elbette edebiyat tarihine bakış da yer almaktadır. Ama Mustafa Hoca ile sohbetimizde de ona defalarca dokundu. Bu kimiyse inkar etmeye itlanmak değil. Hepsi bizim için kıymetliydi. Ta demek Köprüzade'den, Ahmet Kabaklı'dan, Türkiye'den, Avrupa'da Gibi'den, Hamer'den, Azerbaycan'da Hamid Araslı, Mizrağı Kuluzade, Bekir Nebiyim. Yani bunların hepsi bizim için kıymetliydi. Ve sizin de söylediğiniz gibi burada yalnız edebiyatçılar, edebiyat tarihçiler değil, dilçiler de, felsefeciler de, filozoflar da, psikologlar da, eğitimciler de iştirak etmişler ve kendi fikirlerini söylemişler. Hatta o zamanlar Rusya'da böyle bir deney de gerçekleşti. Edebiyat tarihini tersine öğrenmek. Yani kolaydan daha ağıra, daha zora doğru böyle bir deney de yapıldı. Çok başarılı olmadı o deney. Yani edebiyatı diyek Radişev'den, Dirjabin'den, Puşkin'den değil, şeyden başladılar. Yani Çağdaş Şolokov'dan başladılar ya Simonov'dan başladılar. Ve yavaş yavaş ki kolay olsun. Yani lise çocukları bunu anlayabilsin. Kolaydan zora doğru böyle bir ilkede seçtiler. Ama bu biraz kronolojini bozur, biraz uygun değil. Ama bu işin temelini aslında biz Köprüzade'de görüyoruz, Banaral'da görüyoruz. Mesela resimli Türk edebiyatı bizim masaüstü kitaplarımızdan biri olmuştu. Evveler o 14-15 fasikül şeklinde, sonra kitap şeklinde salındı. Yani ondan biz ders kitabı gibi istifade etmişiz. Ahmet Kabaklı'nın edebiyat tarihi kitabını. Ama ele ki bu Sovyetler Birliği dağıldı daha önce. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce. Konferanslara gidiş gelişte, Türk Dil Kurumu'nda da, Türk Kültür Merkezi'nde, TİKA'da, TÜRSOY'da. Bu hazırlık aşamasında biz yeni şeylerin şahidi olduk. Artık biz Özbekistan'dan Begali Kasımov'u dinledik veya Kazakistan'dan felsefecileri, filozofları ve edebiyatçıları dinledik. Azerbaycan'dan bir tarihi yakınlık şeyinde daha çok bilim adamları geldiler ve yeni bir açı başlandı. Bunun ilk örneği bizim bu ortak Türk edebiyatı tarihi oldu. Ben de o heyette vardım. Rahmetli Bekir Nebiyev Azerbaycan'a rehberliği edildi. Azerbaycan'daki araştırmalara. Ben Sadık Hoca'nın yardımcısıydım Türk dünyası üzerine ve çok görüşler geçirdik. O zaman Mustafa Bey de şahitti. Mustafa Bey'le defalarca görüştük. O kavramlar ciltlerini, kavram ciltlerini üzerinde çalışırdı. Mustafa Hoca'yla da çalıştık. Sonra o bir hocalarla da çalıştık ve çok meseleler ortaya çıktı. Mesela rahmetli Akın Hoca gelmişti. Onun prinsipleri biraz başkaydı. Başka şekilde o biraz düzen seven bir adam oldu. Böyle temiz, salt, akademik bir şey istiyordu. O da yani bizim için hem rahmete gidenler, Begali Bey de rahmete gitti. Bekir Nebiyev de Allah rahmet eylesin. Yani onların da çok yardımı oldu. Ben hepsinin ismini zikredemiyorum ama hepsinin bir şekilde katkıları oldu. Ama o iş bitmedi. Burada yanlış anlaşılma olmasın diye, yani bizim aramızda küçük bir fikir mübadelesi de oldu. Biz çalıştık ki burada tecrübe, yani Batı-Doğu tecrübesini bir araya getirmekle
Türk dünyasının edebiyat tarihlerinin yazılmasının yeni ilkelerle, yeni prensiplere veya gelenek üzerinde kurulacak, kurulması gereken sistem ne şekilde olacaktır? Onu bence bilim adamlarının, ister bizim bu beş kişinin ve isterse diğer bizim meslektaşlarımızın müzakeresine elbette ki derin ihtiyaç var. Mesela Yakup Bey, ben duyduğum kadar Azerbaycan'a Tesis Gidir Edebiyat Vakfı ile beraber Yazarlar Birliği vasıtasıyla orada Anar Bey'in kendi fikirleri var ve kapsamlı, dikkat çeken fikirlerdi. Yazar olsa da edebiyat tarihini bilen bir insandı. Diğer bizim yazarlarımızın, rahmetli olanların ve yaşayan, şimdi İsa Hamit Bey'li rehberliğidir Edebiyat Enstitüsü'ne, onun da kendi bakışları var. Özellikle bizim eskiden yazılmış, yani 60'lı yıllarda yazılmış 3 ciltlik Azerbaycan edebiyat tarihi biraz eskidi. Birazcık eskidi, biraz belki yerine düşmüş, zamanı karşılayabilmedi. Zamanı karşılayabilmedi. Çünkü şahıslar orada böyle elahidde alınır, ayrıca alınır. Süreç kapsamıyor. Bu süreç ve özellikle yeni süreç, yani Sovyetler Birliği'nin dağılması, özgür cumhuriyetlerin ortaya çıkması, Türkiye ile ilişkilerin yeni evreye girmesi. Bu çok önemliydi bizim için. Ve bu zaman bir edebiyat tarihine yeni bakışla beraber eski bakış veya eski diyen de evvelki bakışların da dikkate alınması, onların analiz edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Elbette biz Gibin'de, Hammer'inde, Bartold'unda, Bechtel'sinde, Ukraynalı Kırımskin'in de, yani Türk olmayan ama Türk edebiyatı ile ilgilen, Türk edebiyat tarihi yazan, Türk edebiyat tarihinin bir evresini, devrini yazan bilim adamlarıyla da onların yazdıklarıyla hem şahsen görüştük, hem kitapları, makaleleri vasıtasıyla görüşlerimiz oldu. Bu iki büyük tecrübe, yani misaki milli çerçevesinde Anadolu'da olan, Türkiye Cumhuriyeti'nde olan edebiyat bakışıyla Türk dünyası, yani suyun obruzu diyelim şerhli olarak, görevli olarak, o edebiyat tarihleri ama buraya Avrupa'da girmektedir. Çünkü tecrübenin milleti dini olmaz. Bu tecrübe eğer güzeldirse, bu metot güzeldirse, bilim şekkaklık sevir, şüphe sevir, bilimden, dinden farklı olarak. Bilimde şüphe çok önemlidir. Her şeyden şüpheleneceksin, kuşku duyacaksın, tartışacaksın ve size demeyim yersizdir. Çünkü siz bunun ustalarısınız ama ben de öyle o fikir diye. Sizin fikirden ben de o fikrin taşıyıcılarından biriyim. Ama yayınlanmış makaleler ve tartışmalar şey içinde olmuş, inkar içinde olmamış. Biz mesela Fridun ve Köçerli Azerbaycan Edebiyatı Tarihi Materyalları adlı güzel bir eser yazmış. Asrın evvellerinde, 20. yüzyılın başlarında. Bu kitap bugün de bizim için çok kıymetlidir. Ama bu kitap biraz farklı kitaptı. Çünkü ilkeler biraz değişiktir. Orada Fridun ve Köçerli Alişir Nevai'yi Azerbaycan Edebiyatı içine almış. Yani Azerbaycan Edebiyatı'nın içinde Alişir Nevai de var. Buna hakkı var yoksa yoktu. Hem var hem yoktu. Çünkü coğrafya olarak Alişir Nevai Özbek şairiydi. Büyük Çağatay Özbek şairiydi. İndiki Özbekistan Cumhuriyeti'nin salefiydi, edebiyatının salefiydi. Babur'la birlikte, diğer büyük şairlerle birlikte. Ama diğer taraftan da bu hem de benim dilimde de Türkçe'di. Ve ister Fuzuli'ye çok büyük etkisi olup Nizami'den etkilenip bu meselelerde de elbette ki biz yeni bir şey gördük, yaklaşım görmeye başladık. Bunu rahmetli Yaşar Garayip çok güzel birkaç makale yazdı ve bunları çok güzel açıkladı. Mesela Ali Bey Hüseyinzade'nin bakış açısı, Ahmet Bey Ağaoğlu, bunlar filozoflar, fikir adamları ama aynı zamanda edebiyat adamları. Edebiyatın inceliklerini bilen insanlar. Bir de her şeyde olduğu gibi bu meselede de belli miktarda aşırılık oldu. Mesela aşırılık ne de oldu? Türkçe yazmayanı dışlamak. Bu milliyetçi bakış değil. Ben özür dilerim. Bu milliyetçi bakış değil. Bu sadece
suyu temizlemek değil, suyu içilmez derecede temizlemekti. Bu açıdan elbette ki bizim fikrimizce Nizami'den önce Hagani'de, Getran Tebrizi'de, Hatip Tebrizi'de elbette ki Azerbaycan coğrafyasının ve Türk dünyasının o dönürler 11-12. yüzyıllardaki büyük şairleridir. Farsça yazmışlar çünkü devrin talebeleri olmuştu. 13. asırda da Mevlana Farsça yazmıştı. Yani Farsça yazanlar da bizimkidi. Şimdi bunun derecesini bilmiyorum. Bunu birinci derece, ikinci derece saymak olur ya olmaz. Bence olmaz. Çünkü Nizami'nin Türkçe düşünüp Farsça yazdığı eserler artık hatta Türk olmayan adamlar tarafından Fars alimleri Seyit Nefisi, Vehit Teskizli tarafından itiraf edilir. Veya Bertes, Kırmızki, bir Ukraynalı, bir Rus, Konrad, Batı Doğu ekseninde, o da çok incelemiştir Batı Doğu ekseninde edebiyat meseleleri. O bu fikirdedir ki onlar da o halkın, o milletin veyahut da ki o dünyanın edebiyatıdır. Hiç şüphesiz ki fikir olarak, düşünce olarak bunların edebiyatta çok önemli yeri var. Nasıl Mevlana'nın Türk edebiyatında çok önemli yeri var. Nizami'nin de indi dünya seviyesinde inşallah Türkiye'de de okutulanacaktır ve büyük tedbirler olacaktır Azerbaycan'da da Türkiye'de de. Biz Nizami'ni de öyle bir kudretli şair bildik. Çünkü gerçekten de onun Türkçe düşünce tarzı ve Türkçe ifade ettiği fikirler bizim için hiçbir ülke ayrımı yapmadan, dil ayrımı yapmadan bizim için oldukça, bunu Mehmet Emin'le Suzade, Hemide Raslı, başka büyük bilim adamları ispat ettiler ki bu adam Türkçe düşünür, büyük şairimiz daha Türkçe düşünür, Farsça yazdığı için bize doğmadı, yakındı ve bunu dikkate almamak olmaz. Elbette ki tecrübe çok büyüktü. Ben çok konuştum. Arada yine katkı gerekirse sağlayarız. Sayın Başkan, bence bu şey, bu toplantı bizim kendi aramızda olsa da bir vakitler herkes için yapılabilir. Yani gelecekte birazca da yolunu bulmuş şekilde ideolojik açıdan seleflere, bizim hocalarımıza saygı ve sevgini asla azaltmadan, esirgemeden biz bu sohbeti devam ettirebiliyoruz. Çünkü bu bizim zenginliktir, bizim edebiyatın zenginliğidir, ortak edebiyatın zenginliğidir. Ve burada çok ince detaylar da var, meseleler de var ve bunu inşallah yavaş yavaş konuşmakta fayda var. Ben bu kadar konuştum, arkadaşlarıma zamanını almayayım. Gerekirse yine de katkı sağlayabilirim. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hem muhtevası için hem teklif ettiğiniz konu için. Yani bu toplantının devamındakileri de daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde tekrar düzenlemek mümkün olabilir. Yalnız şunu da ifade edeyim. Eğer toplantı sonunda YouTube için saklayabileceğimiz bu toplantıyı da isterseniz açabiliriz. Yani Batı araştırmalarında veya Avrasya araştırmalarında, özür dilerim, Orta Doğu ve Kafkasya araştırmalarında açabiliriz. Yani buna heyet karar versin. İsterseniz kalabilir, saklı kılabilir bizler için, ama açabiliriz. Şimdi anlaşılan bir, biz Batı Araştırmaları Merkezi'ni oluştururken veya oluşmuş olan o merkeze yeni bir veçe kazandırmaya çalışırken, biz Batı'dan nasıl görüldük, Batı bizden nasıl görüldü gibi bir konuyu ısrarla irdelemek istedik ve aslında nasıl bir oryantoloji var, oryantalizmden biraz farklı olarak, biz niye oksidantoloji yapmıyoruz diye de ayrıca düşündük. Bu tabii bir farklılığın olduğunu gösteriyor. Aynı konuda olsa Batı'nın doğuya bakışı ve Türk edebiyatına bakışı ve Türk edebiyatının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin mülahazaları burada ayrıca söz konusu olabiliyor. Demek ki bir ikilem değil ama bir farklı bakışın, en azından hem kendisi olan bir alandaki kendilik bilinciyle bakışın
hem de dışarıdan bir batı tarzıyla bakışın farklı olduğunu düşünebiliyoruz. Ama Kamil Hocam'ın ifade ettikleri gibi bir de Türkiye dışındaki Türk edebiyatları var. Onların kendi iç tarihleri ve iç kendilerine göre farklı kategorileri olabiliyor. Belki Rus edebiyatından, edebiyat tetkikatçılığından etkilenmişlikleri de olabiliyor. O bakımdan bu farklılıkların içinde kendisine yine haşmetli olabilecek bir hat çizebilir Türk edebiyatı tarihçiliği diye dışarıdan bakarak yine bir ukalalık sonucunda söyleyebilirim. Estağfurullah. Hocam size söz vereceğim ama şunu hatırlıyorum, bunu da çok sık tekrar ediyoruz. Clément Huart galiba şöyle söylüyor, ünlü Fransız oryantalisti, Arapça, Farsça ve Türkçe tercümeleri de var Fransızcaya ama Türkiye'de de önemli tetkikatlarda bulunmuş. Türk edebiyatında o ilk mutasavvıflar kitabı için şöyle bir ifade kullandığını, yanlış olabilir beni bağışlayın, kullandığını hatırlıyorum. İlk defa Batı tarzındaki ilk edebiyat tarihi kitabı veya mealen onun da arayışlarına, yani Batı edebiyatındaki ya da Batı edebiyat tarihçiliğindeki tarza en yakın ve bunu tatmin eden bir yol, bir metot takip etmiş olabilir diye düşünülüyor. Acaba bu hüküm üzerinde ne diyeceksiniz ve buna ne ilave edebiliriz? Fakat bu kadar çok kapsamlı bir Fuat Köprülü değerlendirmesini yapabilecek olmamız, onun aynı zamanda sosyolojiye, etnolojiye, tarihe, edebiyat tarihi kadar ve felsefeye de yol açabileceğini söylememiz biraz bize Fransız ekolü, tarihçi ekolü olan Annales'i de hatırlatıyor. Burada bir anakronizm olabilir. Yani Annales daha sonra kendini ortaya koymuş olabilir tarihçilik anlayışı bakımından. Köprülü bu eseri daha önce yazmış veya çalışmalarını daha önce ortaya koymuş olabilir. Ama bunun üzerinde de eğer temas etmek isterseniz, asıl konuyu nasıl vaz ediyorsunuz bütün bir edebiyat tarihçiliği noktaya nazarından, onu ısrarla sizin söylemenizi isteyerek lütfedip konuşmanızı rica ediyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben Aydın Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'deki vakıf üniversiteleri daha çok biraz işin maddi boyutuyla ilgili merkezler, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Başka örneklerini de biliyorum. Yani Aydın Üniversitesi'nin bu manada biraz derin siyaset diyebileceğimiz Türk kültürünün, Türk tarihinin farklı meselelerine ilgi göstermesine müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başta Mütevelli Heyet Başkanı dostumuz Mustafa Bey'e ve diğer organizasyonu gerçekleştiren arkadaşlarımıza, Kenan Bey'e, Kamil Bey'e, Esma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim bu toplantı ihtiyacımız açıkçası şöyle ortaya çıktı. Bizim bir farklı grubumuz var. Haftada bir gün Baykara Meclisi diye tanımladığımız bir tartışma grubumuz var. O grupta bu mesele gündeme geldi. Bu Türk Edebiyatı'nın, daha doğrusu işte Kazım Bey de burada, yani Türk Edebiyatı'yla ciddi manada uğraşan arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinin gündemde bu usulle ilgili ihtiyacı her daim önlerindedir. Malum sözü hatırlayalım, usul de esastan önce gelir. Yani biz bu usulle ilgili problemi çözmediğimiz takdirde önümüzdeki meseleleri çok sağlıklı şekilde çözebilecek bir yaklaşım içinde olamayız. Bunu konuştuk. Buradan hatta biraz daha geniş kapsamlı bir çerçeve üzerinden yürüyebilir miyiz? Yani Türk Edebiyatı'nın bütün Türk dünyası ile ilgili olarak yeniden bir terim müşterekliği noktasında bir çalışma yapabilir miyiz? Çünkü dünya çok önemli değişimlerden geçti ve geçiyor. Buna bağlı olarak da durumdan vazife çıkarmak gerekir düşüncesindeyim ben. Biraz sonra biraz ayrıntılı anlatacağım ama Türk Edebiyatı'nın bu tasnif problemini Kamil Bey'in bahsettiği isimler, Batı'daki Gip'ten, işte Kenan Bey sizin bahsettiğiniz isimlerden, başka örneklerden söz edecek olursak,
Bunların hepsi 19. yüzyılın sonu gibi evreler ve Türk edebiyatının, daha doğrusu Türk toplumunun medeniyet noktayı nazarından küçülmeye ve biraz parlaklığını kaybettiği bir evreye yönelik değerlendirmeler. Oysa geldiğimiz durum Türk dünyasının yeniden tarihte hiç olmadığı kadar bir müştereklik çerçevesi üzerinden yürümesine şahit oluyoruz. Medeni bakımdan bir takım yeni kıpırdanışlar var. Bütün bunlar bize açıkçası bu durumdan yeni vazifeler çıkarmak gerekir gibi bir yükümlülük yüklüyor diye düşünüyorum. Bunları arkadaşlarımızla konuştuktan sonra ben Kamil Bey'e özellikle bunun Sovyet dünyasındaki gelişim çizgisinin nasıl olduğuna dair katkıda bulunmasını istirham ettim. O da bu toplantıyı böyle bir çerçeveye taşıyalım, buradan ne çıkacak bir görelim. Yani hem ben maksadımı, beklentilerimizi ifade etmiş olayım arkadaşlarıma karşı, hem de ortak bir çözüm yolu üzerinden yürüyebilir miyiz? Yani bu toplantı, ortada böyle bir sorun var. Bu soruna karşılık ne yapabiliriz? Çığlığıdır bir biçimde. Yunus diyor ya, sabah ola şehre varam, feryadı figan koparam. Yani bir nevi bu bir feryadı figan ihtiyacıdır diye düşünüyorum. Ama bu terimler meselesini biraz daha özele indirelim ve bugün Türk edebiyatının tasnifi meselesini öncelikle ele alalım. Çünkü burada bir ortak bakış yakalayabilirsek bu bakış üzerinden daha kolay yürüyebiliriz kanaatindeyim. Şimdi çok kısa arkadaşlarımın bildiği, hatta daha iyi bildiği ama meselelerimizi vuzuha kavurmak açısından bir tarihi arka plan vermek istiyorum. Malum haliniz İslam düşüncesi bir süre sonra bir siyasi yapıya, bir devlete dönüştü. Bu devlet de Abbasilerle birlikte bir medeniyete dönüştü. Ve din birliği üzerine kurulan büyük medeniyetler, yine malumlarıdır arkadaşlarımızın, İçine aldıkları farklı kültürlerden mümkün olduğu kadar standart bir yapı ortaya çıkarırlar. Yani hem beslenirler bu farklı kültürlerden, hem de bu kültürleri az çok standartize ederek bir çerçeveye doğru taşırlar. Bu tarihten itibaren özellikle vurgulamak lazım ki Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da pek çok Müslüman olan ülke aynı zamanda kendi yerel kültürünü kaybederek Arapçanın ve Arap kültürünün daha yoğun bir biçimde etkisi altına girdi. Burada iki tane karakteristik toplum var. Bunlardan birisi İranlılar, birisi Türkler. Bunlar tabii etkilendiler bütün bu oluşumlardan. Etkilediler de, ama bir şey çok önemli, kendi dillerini de muhafaza ettiler. Diller açısından meseleye baktığımız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Başlangıçtan aşağı yukarı 8. yüzyıldan itibaren çok karakteristik ve çok önemli örneklerini vermeye başlıyor edebiyat bakımından bu medeniyet. Başlangıçtan, yani 8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar ağırlıklı olarak Arapça, 12. yüzyıldan 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar ağırlıklı olarak Farsça bir anlamda bayrağı taşıdı. Bizde 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu kez hem Orta Asya'da, hem Kafkas bölgesinde, hem de Anadolu'da, hatta Balkanlar'da bu kez Türkçenin hakim bir biçimde bu bayrağı devraldığını görüyoruz. Bunun yaklaşık 300-400 yıl devam eden çok başarılı bir evresi var. Burada hem mimaride çok özgün örnekler ortaya konuyor, hem plastik sanatlarda özgün örnekler ortaya konuyor, hem belki de bütün bunlardan daha çok yazılı birikim olarak ortaya çıkan ve musikide benzer bir biçimde çok başarılı örnekler. Bunları mukayese ettiğiniz zaman mesela İslam dünyasının öbür bölgelerindeki örneklerle dil farkı hariç büyük ölçüde bir müştereklik olduğunu görüyorsunuz. Yani Hafız'ın gazelleriyle bizdeki Nedim'in gazelleri arasında hem konu itibariyle, hatta kelime kadrosuna varıncaya kadar büyük bir
müştereklikten söz edebiliriz. Bu coğrafyanın kendi içinde de büyük bir müştereklik var. Yani Bosna'daki bir Türkçe yazan bir şairle Bursa'da yazan, Bağdat'ta yazan arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Aynı imajlar, hatta daha ileriye giderek söylüyorum, Babürlü Hanedan'ın, Hindistan'daki Babür'ün yazdığı gazellerde de büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Yani elbette yerelin getirdiği bir takım imkanlar var. Mimariye baktığımız zaman Selçuklu mimarisiyle Osmanlı mimarisi arasında hem büyük benzerlikler var, hem belli ölçüler içinde farklar var. Bu yapı 18. yüzyıldan sonra etkisini kaybetti. Özellikle de Tanzimat'la birlikte bir değişim yaşamaya başladık. Başta Ziya Paşa ve Namık Kemal'le birlikte Tanzimat sonrası insan değişmişti. Bu değişen insana karşılık mutlaka onun bir yansıması olan sanatta, edebiyatta da değişimler ortaya çıkacaktı. Bu değişimler ortaya çıkmaya başladı. Ben bunu gayet doğal, hatta olmazsa bir eksiklik olarak görüyorum. Ama biz bir süre sonra meydana getirdiğimiz bu yüksek kültürü sağlıklı şekilde yeni nesillere intikal ettirecek bir yaklaşımda sıkıntılarla karşılaştık. Kenan Hocam, siz hem Batı dünyasını çok iyi biliyorsunuz, hem özellikle İtalya'da yaşadınız. Mesela Kuzey Avrupa toplumlarına göre benzer bir süreçten geçmiş olan İtalya, bu geleneksel birikimle çağdaş birikim arasında sağlıklı bir korelasyon kurarak bu çatışmayı çok fazla yaşamadan belli bir noktaya doğru taşıdı. Bizim Ziya Paşa'dan itibaren özellikle divan edebiyatının, klasik edebiyatının, klasik kültürün reddi ve onun yerine halk edebiyatı ürünlerini ikame çalışmaları biraz Cumhuriyet'le birlikte hız kazandı ve bu doğal olarak hayatın bir parçası olarak geriye düşmesi gereken yazılı edebiyat, divan edebiyatı meselesi bu defa bir başka şekle dönüşerek adeta tukaka edildi. Ben şimdi buradan hareketle bu edebiyat tarihlerimizde buna vurgu yapabilecek bir yaklaşım çerçevesi içinde yürüdüler. Yani en iyimser olanları bunun bir Fars taklidi edebiyat olduğunu ve hiçbir orijinalite taşımadığını gündeme getirecek yaklaşımlar içinde oldu. İkinci olarak biz, Osman Bey biraz sonra detay verecektir diye düşünüyorum. Kamil Bey kısmen vurguladı ama Kültür Bakanlığı'nda bir edebiyat tarihi yazdık. Bu edebiyat tarihinin öncesinde de ciddi şekilde nasıl bir edebiyat tarihi sorusuna cevaplar aradık. Aynı şekilde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir edebiyat tarihi yazıldı. Orada da bir takım tartışmalar yapıldı. Nasıl bir edebiyat tarihi meselesi. Ben mesela biraz şaşkınlıkla izledim orada. Biz Mevlana'yı almama konusunda karar verdik. Yani karar verdi arkadaşlar. Geçenlerde bu sene 880. yıl dönümü Nizami'nin bununla ilgili toplantılar yapılıyor. Benden de bir toplantı rica ettiler. Yakup Bey de sağ olsun bir özel sayı yayınladı Nizami ile ilgili ve çok ilgi çekti Azerbaycan'da. Burada benim konuşmamı dinleyen bir meslektaşımız konuşmanın sonunda şöyle bir soru sordu bana. Dedi ki, Mustafa Bey, siz Nizami'nin, benim konuşmam Nizami'nin Türk dünyasına etkisiydi. Siz Nizami'nin Türk dünyasına etkisinden söz ediyorsunuz ama ben geçenlerde Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde Nizami ile ilgili bir toplantıya katıldım. Ve Nizami'nin Türk edebi çevrelerinde, yani modern değerlendirmelerde, edebiyat tarihlerinde yer almadığına tanık oldum. Niye olmadığına dair orada arkadaşlara bir soru sordum. Ve bana doyurucu bir takım cevaplar verileceğini bekliyordum. Salondan hiç kimseden çıt çıkmadı. Çok şaşırdım buna, dedi. Şimdi Kamil Bey de söyledi, ben biraz önce söyledim, belli dönemlerde toplumların diller konusunda bizim bugün baktığımız gibi bakmadıkları aşikar da çok da o kadar milli dili önemsediklerine dair kanıtlar yok elimizde. Tabii ben de Mevlana'nın açıkçası şiirlerini Türkçe yazmasını çok arzu ederdim. Yani böyle bir şey yapsaydı
bırakın milliyetçi bir yaklaşımın ötesinde Türkçenin gelişimi çok daha erken dönemlerde hız kazanmış olurdu. Nizami için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama o dönemin derdi böyle bir şey değil. Yani bu insanlar dili nihayet karşısındaki insanlar ne kadar anlıyor onun üzerinden yürüyorlar. Yani biz ne kadar dil bilirsek bilelim karşımızdaki bizim bildiğimiz dili bilmiyorsa ve anlamıyorsa bizim çok fazla dil bilmemizin bir kıymetinin olmadığını düşünüyorum. Tam o dönemde muhatapları böyle bir yaklaşım içinde oldukları için bunlar bunu dert etmediler. Söylemek istediklerini ifade ettiler. Bunu Farsça söylemiş, Türkçe söylemiş, Arapça söylemiş. O kadar da meseleye bakmadılar. Şimdi biz tekrar Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü diye mesela burada umarım arkadaşlarım kullanıyorlardır. Yani çok emek verdik. Osman Bey'in de çok ve başka çok sayıda arkadaşımızın katkılarıyla meydana getirdiğimiz aşağı yukarı 14 bin madde başından meydana gelen Türk Edebiyatı'nın bütün isimlerinin yer aldığı bir nevi bir kütük meydana getirdik. Bunu da hazırlarken oturduk, çok tartıştık. Kimler girecek, kimler girmeyecek? Orada da benzer itirazlarla karşılaştık ve biz bu defa şunu söyledik. Yani kim Hazreti Mevlana'dan daha çok bu kültüre katkıda bulunmus olabilir? Yani böyle bir şeyi cüret etmek bile gerçekten Kamil Bey doğru söyledi. Suyu o kadar temizliyorsunuz ki içilebilecek olmaktan çıkıyor su. Şimdi Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü diye bir çalışma yapıyoruz. Tamam, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü ama değerli arkadaşlar, burada öyle bir tabloyla karşılaşıyoruz ki Fuzuli'nin eserlerinin bir kısmı Arapça, bir kısmı Farsça, bir kısmı Türkçe. Şimdi biz burada aynı adamın Türkçe olan eserini alacağız ve Farsça olan eserini almayacağız. Neyi kurtarıyoruz yani burada? Neyin hesabını yapıyoruz? Dolayısıyla bütün bu sorulara ben yeni cevaplar gerektiği kanaatini taşıyorum. Tekrar kanaatim bu. Bugün biraz derdimizi serdedeceğiz. Buradan bir olumlu tablo. Evet, yani benim hissettiğim, Kamil Bey neredeyse benim ifade edeceğim kelimelerle ifade etti. Kenan Bey aynı şekilde meseleye yaklaştığını söyledi ama ben şunu da biliyorum. Bizim meslektaşlarımızın özellikle Kazım Bey daha işin içinde, meslektaşlarımızın bu meselenin çok farkında olmadıklarını görüyorum. İki, şu konuda kesin kanaati tamamen vardır. Köprülü'nün ben bizim alanın en değerli uzmanlarından birisi olduğuna, en değerli katılımcılarından biri, en değerli katkı sunan isimlerden birisi olduğu konusunda hiçbir şüphe duymuyorum. Ama açıkçası bugün yaşıyor olsaydı Köprülü, bence o 1930'larda ortaya koyduğu edebi perspektifin ötesinde yeni bir bakış açısıyla ürünler değerlendirirdi. Ben işte Allah rahmet eylesin Akın Hoca, Kazım Bey'in daha çok yakın çalıştığı hocasıdır. Onu tanıdım, Şükrü Elçin'i tanıdım. Köprülü'nün bizatihi rahile-i tedrisinden geçmiş isimler. O kadar karizmatik bir isim ki Köprülü ile ilgili bir şey söylediğiniz zaman neredeyse insanlar hazır ola geçiyorlar. Yani Köprülü'nün söylediklerini şu veya bu biçimde değiştirelim gibi bir yaklaşıma bizim arkadaşlarımız çok sıcak bakmıyorlar. Bu Köprülü'nün ehemmiyetini azaltmayacaktır. Tekrar söylüyorum, Köprülü bugün yaşıyor olsaydı bu tasnifi biraz daha farklı bir noktaya taşırdı. Şimdi önümüzde bir Türk dünyası var. Elbette bizim Batı tesirinde Türk edebiyatı diye tanımladığımızı onlar büyük bir ihtimalle Sovyet edebiyatı geleneği içindeki Türk edebiyatı diye bir alt başlık içinde koymak zorunda kalacaklar. Ama gene bu ortak Türk edebiyatı tarihi çalışmaları, ortak Türk edebiyatı çalışmaları yapıldığı zaman şu ortaya kondu ki hiç olmazsa bu edebiyat başlangıçtan belli bir tarihe kadar büyük bir müştereklik arz ediyor.
O müştereklik dönemlerini müştereklik çerçevesi içinde ele alsak, sonraki dönemlerde de her coğrafyanın kendine mahsus özel durumlarını dikkate alarak değerlendirsek, ama gene bir büyük ölçüde müşterek bakış açısına ulaşabileceğimiz kanaatini taşıyorum. Tekrar söylüyorum, bu bir usul tartışması ama ben iki şeye çok ehemmiyet veriyorum. Yani hayatım boyunca işte biraz önce ifade ettim, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü ve Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü diye, İsimler Sözlüğü bitti, Eserler Sözlüğü'nü şimdi toparlıyoruz. İnşallah bir yıl içinde onu da tamamlayacağız. Bu iki çalışma, daha önce biyografiyle ilgili çalışmalarım, tezkirelerle ilgili çalışmalar. Arkadaşlar şunu açıklıkla belirteyim ki bunlar bana göre ilmi çalışmalar değil. Bunlar ilmi çalışmanın yolunu tesviye eden çalışmalar. Yani biz bir, eskilerin tabiriyle ulûm-u âlât işini halletmezsek, iki, usul meselesini halletmezsek ortaya koyacağımız ürünler bilimsel mesele falan olmaz. Yani biz burada kendimizi bir ölçüde kandırmış oluruz. Aşağı yukarı 3700 civarında Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış arkadaşımız var. Bu çok büyük bir rakam. Aşağı yukarı 3800 civarında tarih alanında doktora yapmış arkadaşımız var. Bu büyük bir rakam. Neredeyse 1000 civarında sanat tarihi ve arkeoloji alanında doktora yapmış arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bunlar hakikaten bir ülke için büyük zenginlik. Ama bu zenginliğin bu topluma yansıması gerektiğini ben düşünüyorum. Bilinenleri aynen tekrarlamanın bize çok fazla bir şey kazandırmayacağı kanaatindeyim. Eskilerin yapıp ettiklerinin takdirini bilmek bir bilimin veya bir bilim adamının ilk yapacağı şeylerden birisidir. Ama onların ürettiklerini aynen tekrarlamak da bir bilim adamının yapabileceği en kötü şeydir. Doğrusu böyle bir bakış açısı çerçevesi içinde ve tam da bulunduğumuz şartları iyi değerlendirerek, bu şartlardan, bu yeni durumdan vazife çıkararak bir yeni bakış açısına ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Ben arkadaşlarımın gerçekten bu kadar büyük sayının iyi niyetle bu meselelere yaklaşırsa ortaya iyi şeyler de çıkarabileceği kanaatindeyim. Malum haliniz benim çok hoşuma giden hususlardan birisi. İslam düşüncesinde haşa kendimizi öyle bir noktada görmüyorum ama bir müceddit verdiği kararda isabet ederse 10 sevap, eğer hata ederse de 1 sevap alır gibi çok böyle teşvik edici bir rol var. Yani burada bazı noktalarda hata bile etsek bence yeni arayışları biraz ısrarla sürdürmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben dediğim gibi böyle bu usulle ilgili bir çerçeve çizmek istedim. Ev sahipliğiniz için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir, bilmiyorum böyle söylemek söz konusu oldu. Misafir bir ev sahibi dediğimiz için ben Kazım Hoca'ya müsaadenizle söz vermek istiyorum. Buyurun Kazım Hoca. Efendim, herkese iyi bir toplantı diliyorum. İnşallah sağlıklı neticeler alırız. Şimdi ben işin doğrusunu söylemek gerekirse Mustafa Bey'in dediklerini tam anlayabilmiş değilim. Kusura bakmasınlar. Usul ile ilgili bir çerçeve. Yani sanıyorum bu usul değil, çerçeve. Yani o söyledikleri çerçeve. Yani Türk Edebiyatı'nı biz hangi çerçevede alacağız? Şimdi Türk Edebiyatı'ndan maksat, verdiği örneklerden hareket ederek söylememiz gerekirse, Türk Edebiyatı'ndan maksat Türkçe yazanlar mı, Türk olanlar mı? Yani nüfus kağıdına bakacağız veyahut da işte geçmişine bakacağız. Eğer hakikaten bunlar Türkse, ister Farsça yazsınlar, ister Rumca yazsınlar, ister Ermenice yazsınlar, ister İngilizce yazsınlar, onları Türk olarak kabul edeceğiz. Benim ona hiçbir itirazım yok. Ona hiçbir itirazım yok veya zaten burada bir itiraz söz konusu değil.
anlayamadığımı ifade etmek için söylüyorum. Kesinlikle Mustafa Bey'in söylediklerine bir itiraz söz konusu değil. Yani usul meselesi başka bir şey. Usul meselesi benim anladığım kadarıyla araştırmada takip edilecek yoldur. Yani bütün baktığınız zaman edebiyat tarihi araştırmalarında nasıl bir yol takip edeceğiz? Mesele odur. Yoksa edebiyat tarihine kimi alacağız? Kimisi, nasıl tasnif edeceğiz? Tasnif meselesi zaten kusura bakmazsanız bu da ayrı bir şey. Yani tasnif devirler mi kastediyoruz? Dönemleri mi kastediyoruz? Neyi kastediyoruz? Yani ben bunu ne Kamil Bey'in söyleme açıklamalarından ne de Mustafa Bey'in açıklamalarından tam anlayamadım. Yani tasnife siz farklı bir mana veriyorsunuz gibi geliyor bana. O zaman nedir meselemiz? Maksadımız, meselemiz edebiyat tarihini kimin için yazacağımız mı? Eğer bunu popüler bir edebiyat tarihi yazacaksak bu başka bir şey. Bilimsel bir edebiyat tarihi yazacaksak bu başka bir şey. Şunu kabul etmek lazım. Türk, yani tezkireler üzerinde Mustafa Bey hakikaten bu meseleyi benden çok daha iyi bilir. Ama tezkireleri bugün edebiyat tarihinin bir malzemesi olarak kabul edebiliriz ama tam bir edebiyat tarihi olarak kabul etmek biraz zordur. Ama edebiyat tarihinde büyük ölçüde onlardan faydalanabilir. Yani bir edebiyat tarihini biz yazacağımız zaman neye göre hareket edeceğiz? Yani usul dediğimiz şey meselelere nasıl yaklaşacağız? Mesela Kamil Bey'in de söylediği Türk dünyasının açılması meselesi çok önemli bir mesele bu mesele. Buna itiraz eden yok. Hatta şunu da söylemek istiyorum. İlk edebiyat tarihi türünden eserlerimize baktığımız zaman o zamanki insanlarımızın görebildiği mesela Azerbaycan edebiyatı ile alakalı bilgiler var. Ama diğerleriyle alakalı bilgiler yok çünkü ulaşamamışlardır. Şimdi Türkiye öyle şeylerden geçti ki ben hatırlayanlarınız vardır. Türkiyat Enstitüsü'nde yıllarca çalıştım. Türkiyat Enstitüsü'nde bir Türkoloji dergisi Sovetskaya Türkologiya bize Rusya'dan gelirdi ve onu almak, gümrükten çıkarmak bir problem olurdu. Yani biz bu dönemleri yaşadık. Yani yeni yeni bazı şeylerin farkına varmaya başladık veya yeni yeni tanımaya başladık. Ben öğrencilerime şunu soruyorum. Diyorum ki, bu yüksek lisans mülakatlarında falan soruyorum. Bana dünya çapında tanınan bir romancı söyle. Bekliyorum ki Cengiz Aytmatov, Cengiz Aytmatov Türkçe yazmıyor biliyorsunuz. Cengiz Aytmatov'u söylemelerini bekliyorum. Ondan sonra diyorum ki dünya çapında tanınan bir şair söyleyin. Onlar da beklediğim şey de Kıbrıs'ta Osman Türkay'dır. Yani hakikaten dünya çapında tanınan, bilinen, şey yapılan. Evet Fuzuli'miz büyük şair ama veya Baki'miz büyük şair. Ben dünya çapını soruyorum çocuklara. Şimdi burada bir meseleyi öncelikle şey yapalım. Nedir? Çerçevemiz nedir? Çerçevemiz edebiyat tarihi ise ve bu edebiyat tarihinde de iki yol vardır. Yani popüler bir edebiyat tarihi düşünüyorsak veyahut da bilimsel bir edebiyat tarihi düşünüyorsak tabii zaman içerisinde bunlar olacaktır. Ben burada çok memnun oldum. Yani hem Mustafa Bey hem de Osman Bey son zamanlarda yazılmış iki edebiyat tarihinin şeyinde bulundular, harmanında veya içinde bulundular. Bunlardan birisi Kültür Bakanlığı'nın çıkardığı, birisi de Atatürk Kültür Merkezi'nin çıkardığı edebiyat tarihleri. Şimdi tabii bunları biz eksikleri olabilir, şu hepsinin eksiği vardır. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayalım ki bir bilim zaman içerisinde gelişir. Edebiyat tarihine bakacak olursanız işte 19. yüzyıldan biraz evvel tezkireleri bir kenara bırakacak olursak 19. yüzyılın son çeyreğinde veya 20. yüzyılın başında edebiyat tarihi türünden eserler yazılmaya başlar ve bunlar işin doğrusunu söylemek lazımsa hepimiz kabul ederiz ki iptidaidir. Ama onların da şartları öyledir. Daha fazlasını onlardan bekleyemeyiz. Beklemek de mümkün değildir. Yani geçmişi bir asra varmamış bir ilimden büyük gelişmeler beklemek mümkün değil. Ama arkadaşlarımız gerçekten gayret ettiler. Büyük bir gayret gösterdiler. Ve hem Kültür Bakanlığı'nda hem de Atatürk Kültür Merkezi'nde edebiyat tarihi adına eserler çıkardılar. Tabii burada Kabaklı'nın edebiyat tarihi veya Nihal Sami Baran'ın resimli Türk edebiyat tarihi bir kenara bırakalım. Onlar ayrı şeyler. Ama benim burada bütün arkadaşlara ki hocalarıma da aynı şey. Ömer Faruk Akın'da, Mehmet Kaplan Hoca'da,
hatta İnci Hanım da bu işin içerisine dahildir. Seslenmek istiyorum ve onlara bunu aslında yazdığımda duyurmak da istiyorum. Yani yanlarında bir hoca var, Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar 19. asır Türk Edebiyatı tarihi demiş. Ne Tanzimat Edebiyatı demiş, ne Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı demiş, ne şu demiş, ne bu demiş. Yani hakikaten Tanzimat Edebiyatı tabiri ne dereceye kadar doğrudur yazısını yazıyor hocam Ömer Faruk Akın, Allah rahmet eylesin. Ama hocasının bu meselede o tabii yanlışın üzerinde gittiği için, bu tabir yanlıştır diye onun üzerine gittiği için şey yapıyor. Bunu eğer bir metot olarak düşünecek, usul olarak düşüneceksek asır asır meseleyi götürürüz. 10. asır, 11. asır, 12. asır, 13. asır. Belki işte belli bir zaman sonra bunu birleştirebiliriz ki bunu büyük ölçüde arkadaşlarımız da yaptılar. Tabii burada bizim bütün meselemiz Türk dünyası meselesidir. Artık Türk dünyasına bugün gidebiliriz. Hakim olabiliriz, bu konuları araştırabiliriz. Bu konuda ne oldu mesela? Şimdi vardır, ne yapacağız? Diyelim ki 11. yüzyılı yazdık, 12. yüzyılı yazdık veya 19. yüzyılı yazdık, 20. yüzyılı yazdık. O zaman ister istemez alt başlıklar halinde Kırgız Türkleri Edebiyatı, Kazak Türkleri Edebiyatı, Azeri Türkleri Edebiyatı diye şey yapılabilir. Bunlar arasında geçişler olabilir. Bunlar arasında geçişler üzerinde durabilir. Mesela diyelim ki Kırgız Türkleri Edebiyatı'ndan şu imajlar veya şunlar burada vardır, şurada da vardır gibi şey yapılabilir. Yani geçişler yapılabilir. Ama şimdi benim Mustafa Bey'in söylediğinden anladığım, yani biz mesela Hazreti Mevla Türk kültürünün esaslı unsurlarından biridir. Ha ne olacaktır? Şimdi Farsça yazdığı için biz onun Fars edebiyatındaki yerini şey yapacak değiliz. Tartışacak değiliz. Ya yani Türk edebiyatındaki yerini, etkisini konuşuruz. Türk edebiyatında, Türk şairleri üzerindeki. Yani Mustafa Bey benden çok daha iyi bilirler. Mevlevi olmayan kaç tane Türk şairi vardır? Hemen hemen önemli bir kısmı Mevlevi'dir. Yani hepsi Hazreti Mevlana'nın etkisinde kalmıştır. Yani o bizim kültürümüzün esaslı parçalarından biridir. Onu görmemek mümkün değil. Ama arkadaşlar neyi tartıştılar, ne yaptılar bilemiyorum. Ama tabii orada diyecekler miydi ki mesela Fars edebiyatında şu kadar şeydir, başarılıdır. Herhalde ona gerek yoktu. Ama şu yapılabilirdi. Hazreti Mevlana'nın Türk edebiyatındaki etkileri şahsiyetler üzerinde gidilerek o ortaya konulabilirdi. Tabiatıyla bu önemli olurdu. Şimdi o bakımdan ben şunu özellikle istirham ediyorum arkadaşlardan. Meseleyi bir kavrayalım. Aslında bu bir sesli düşünme gibi geliyor bana. Sesli düşünelim ama meseleyi bir kavrayalım. Yani mesele dediğim şey şu. Edebiyat tarihi nasıl yazacağız? Türk dünyası. Şimdi mesela Türk edebiyatı diyoruz. Kardeşim Türkiye Edebiyatı yazıyoruz. Yazdığımız şey Türkiye Edebiyatı. Halbuki Türk Edebiyatı dediğimiz zaman bütünü kucaklaması lazım. Uygun. Ha bugün buna ulaşabiliyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi eskiden bunların tabii farkına varamıyorduk. Bu bakımdan biz, benim şahsi kanaatim asır asır, belki bir kişi yapamaz, iki kişi yapamaz. Asır asır ki zaten yazılan edebiyat tarihlerinde de bu kendisini gösterir. Bütün malzemeler birleştirilerek, bütün değerlendirmeler birleştirilerek, şiir dersiniz, mesnevi dersiniz ki böyle yapılmıştır zaten. Ama söylenen, yani Hazreti Mevlana'yı sayıp saymamak meselesi, o yani ne diyeceğiz, nasıl değerlendireceğiz Fars edebiyatını veya Farsça şiir söylemede çok başarılı. Hayır, Hazreti Mevlana'nın gerçekten Türk şairlerine, Osmanlı dönemi şairlerine, daha sonraki şairlerine, ki yani biliyoruz ki Arif Nihat Haşa de bunlardan biridir. Yani günümüzdeki yakın dönem şairlerimize de etkisi olmuştur. Onun Türk edebiyatına etkisini, Türk şairlerine etkisini, hatta Türk kültürüne etkisini orada verebiliriz. Türk kültürüne. Ama Türk diline etkisini herhalde söyleyemeyiz. Fars diline etkisini söylememize gerek yok.
Yani ben o konuyu tam olarak kavrayamadım. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi burada şu önemli bir mesele. Medrese kültürü. Yani medrese kültürü ve şunu da biliyoruz ki bizim yazarlarımızın, şairlerimizin önemli bir kısmı medresede okumuş, medrese kültürünü almış, medrese eğitimi almıştır, medresedir. Tabii o kültürün içerisinde gelmişlerdir. 19. yüzyıl tabii ki değişecekti, değişmiştir. Ben kendi alanım olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bakın mesela Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı diyoruz, Servet Fünun diyoruz, efendim Fecaati diyoruz, Milli Edebiyat diyoruz, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı diyoruz. Siyasi bakmaktan vazgeçelim lütfen. Biz bugüne kadar burada siyasi. Evet, 19. yüzyıl Türk Edebiyatı, 18. yüzyıl Türk Edebiyatı ama bütün Türk dünyasını kucaklayacak şekilde tabii ki alt başlıklar olacaktır. Veyahut da 20. yüzyıl Türk Edebiyatı diye öyle kucaklayıcı, yani ki Mustafa Bey'in zannediyorum söylemek istediği, ben öyle anlayayım diyorum, kucaklayıcı bir yaklaşımla bütün edebiyatımızı, Türk Edebiyatı'nı bütüncül bir, ki Kenan Bey de bunu söyledi bu kelimeyi, onun için cevaplıyorum, bütüncül bir yaklaşımla bütün olarak ele almak ve değerlendirmek gerekir. Tabii burada şöyle bir problemimiz var. Bunu okuduğumuz zaman görüyoruz. Şimdi edebiyat tarihçisi, buna katılıp katılmayacağınızı bilemiyorum, okumadığı eser hakkında hüküm vermemelidir. Ama biz görüyoruz ki zaten bu mümkün değil, okuması da mümkün değil bu kadar eseri. Ve görüyoruz ki Ali'nin söylediğini, Beri'nin söylediğini birleştirerek ondan sonra tutuyoruz, onu edebiyat tarihine boca ediyoruz. O değil tabii. Yani bizim değerlendirmelerimiz, ama onun için de zaten şunu son olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü bu biraz şeyi aştı gibi, farklı bir mecraya doğru gitti gibi. O bakımdan şunu söylemek istiyorum. Bizim yapacağımız şey, bir kişinin bunu yapması mümkün değil. Yüzyıl, belki bunları... Avrupa'da da bu böyledir yani. Bakış açısı değişebilir. Yaklaşımımız değişebilir. Yaklaşım tarzı değişik olabilir. Şimdi burada mesela gerek Osman Bey'in, gerek Mustafa Bey'in özellikle dikkat etmelerini istediğim şey şu. Mesela edebiyat tarihine bakıyorsunuz. A şahsının yazdığı şeyle yakın dönemde B şahsının yazdığı şey farklı. Bu tabii. Ben buna inkar etmiyorum. Ama onu birleştirecek bir kaleme ihtiyaç vardır. Yani redaksiyon orada tam olarak görevini yapması gerekir. Yaptığını söylemek çok zor. Onları birlik haline getirebilmesi gerekir. Yani bundan sonra yazılacak edebiyat tarihine bir bütün olarak bakacağız. Edebiyata bir bütün olarak bakacağız. Ama bunu yazarken, bunu meydana getirirken de tabiatıyla bir insandan bunu tamamıyla, hele bugünün şartları içerisinde mümkün değildir. O zaman ne olacaktır? İşte Ahmet'in yazdığını, Mehmet'in yazdığını bir yüzyılı birisi getirecektir. Onların görüşlerini tabii bir harman edecek veya birleştirecek, gerekirse kendileriyle görüşerek orada bir birliği sağlayabilecek edebiyat tarihi binasını temel atabilecektir. Yoksa bunun köprüden değişmiş bir şey yok. Köprülü yani öyle bir sınıflandırma falan şey yapmıyor. Köprülü işte Azeri edebiyatı diye, Azerbaycan Türkleri edebiyatı diye, Azeri Türkleri edebiyatı diye ayırmak zorunda. Ama mesela bunu gayet iyi bilir Mustafa Bey de. Mesela bizim eski Türk şiirinde, Reşit Rahmeti'nin yayınladığı eski Türk şiirinde gördüğümüz Nizai Baharu Şita türünden şiirler Lami Çelebi'de de var. Bu edebiyat bir gelenektir. Devam ediyor. Bunu yeri geldiği zaman tabiatıyla söylenebilir. Ama esas itibariyle bütünlük derken benim kastettiğim o. Yoksa elbette onları ayrı ayrı ele almak, ayrılan tarafları, birleşen taraflarını beraber değerlendirmek. Ama burada tabiatıyla 70 senelik bir dönem içerisinde, bir Kırgız Türkleri edebiyatı içerisinde muhakkak ki Rus edebiyatının etkileri olacaktır. Veya Türk edebiyatında, yani Türkiye Türklerinin edebiyatında da
Batı tesislerindeki etkiler daha fazla olacaktır. Bunları beraberce düşünme, bir bütünlük, yani edebiyat tarihini ben bütün olarak bakmak istiyorum. Aslında değişen bir şey yok. Bunu belki 100 yıl gitmek, o bakımdan ben Tanpınar'ı bu konuda açıkçası rehber alıyorum. Öyle siyasi gruplandırmalar, siyasi adlandırmalarla bir yere varamayız. Cumhuriyet Edebiyatı diyoruz, 1923'te başlatıyorsunuz. Güzel kardeşim, 1923'te Cumhuriyet Edebiyatı diye bir şey var mıydı? 1923'te doğanlar edebi eser vermeleri için 1950'yi beklemeleri lazım. O sizin 1923 dediğiniz edebiyat eskiden kalan edebiyattır. Yani eskilerin 1900'lerde doğan insanların meydana getirdiği edebiyattır. Onun için Cumhuriyet diye bir adlandırma. Bizim problemimiz esas itibariyle sanıyorum adlandırmalarda, bu tasnifi ben o şekilde anlamak istiyorum, adlandırmalardadır. Ha, bazı gruplar var. Servet Fünun gibi, Fecrati gibi. Onlar küçük gruplardır. Onlar edebiyat tarihinin içerisinde bir şey işgal edebilir. Bir sayfa, bir aşağı, yani ikinci başlık, alt başlık olarak yer alabilir. Ama esas itibariyle bütün olarak bakmak ve bir genç, bir bilim adamı, yabancı birisi açtığı zaman 19. yüzyıl, 20. yüzyıl Türk edebiyatı dediği zaman bütünü görebilmelidir, görmesi gerekir ve biz bunu verebilmeliyiz. Tabiatıyla diğer gruplarla, diğer bölgelerle, diğer Türk bölgeleriyle ilişkilendirilmesi, gidiş gelişlerin anlatılması, gösterilmesi en zaruri noktalardan biridir. Evet, ben teşekkür ediyorum Kenan Bey. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Çok zenginleştiriyor bütün konuşmalar. Farklılıkları da ifade etmek bakımından çok yerinde oluyor. Özür diliyorum. Galiba sıkıntı var. Mustafa Hocam, bir şey sormak istiyorum. Kazım Hoca'nın ifadelerinden sonra kavramı nasıl anlamalıyız acaba diye sordu Kazım Hoca. Mesela usul kavramıyla, alet kavramıyla, tasnif kavramıyla neyi anlıyoruz? Özellikle usul kavramıyla neyi anlıyoruz? Kısaca bunu ifade ederseniz daha sonraki konuşmacılarımız da böylesi bir tanımın üzerinden yürüyebilirler ya da ona cevap vermek ihtiyacı hissedebilirler. Buyursunlar efendim. Hocam, benim buradaki usulden kastettiğim mesele şu. Yani ben bir kere mevcut bizim alanımızla ilgili kavramların yeniden içinin doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Bir, işte ortaya çıkabilecek yeni kavramlar varsa o yeni kavramların benzer bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İki, bizim edebiyat tarihi perspektifimizin yeni baştan ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir usul problemi olduğu açıktır. Yani bunu yöntem olarak da tanımlayabiliriz. Ama buradan benim söylediğim, elbette edebiyat tarihin nasıl yazacağımız meselesi başka bir biçimde değerlendirilebilir. Hangi sistem üzerinden yürüyerek yazacağımız meselesi. Yani burada ben çok açık söyledim. Yani şimdi Gibbon bir tasnifi var Türk Edebiyatı ile ilgili. Köprülü'nün bir tasnifi var. Aynı değil bunlar. Daha farklı. Başka yakın dönemdeki başka arkadaşlarımız var. Yani bu edebiyat tarihi tematik yazılabilir, edebiyat tarihi popüler yazılabilir, edebiyat tarihi kronolojik yazılabilir. Bunların hepsi bir yöntem veya usul meselesidir ama ben bunun ötesinde bugün geldiğimiz noktada Türk dünyasının birikimini, sahip olduğumuz yeni bakış açılar meselesini bu kadar dar bir ulusalcı perspektife sıkıştırmadan meseleyi ele almak gerektiği tavrını bir usul problemi ittihaz ediyorum ve buradan yürümek gerektiğini düşünüyorum. Evet, sağ olun. Çok değerli konuşmacılarımız var. Osman hocamız ve Sayın Ömeroğlu Yakup hocamız. Ama yine ukalalık kategorisine de şöyle bir müsamaha gösterecek olursanız, şunları da ben kendi açımdan söylemek istiyorum. Aslında o kadar önemli bir konuya temas ediliyor ki,
Bir tarafı edebiyatın bizzat kendisi. Ama diğer taraftan tarih, yani bir bilgi alanı, bir bilim alanı. Öbür tarafta da bu tarihin ifade ettiği kültüre ilişkin başka alanlar var. O zaman Kazım Hoca'nın söylediği bütüncül yaklaşımı bunlara doğru yaygınlaştırmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Mesela bilimsel yaklaşım itibariyle bakıldığında tasnifin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o tasniften ancak biz ihtisaslaşılabilecek bir alanı ve bunun nasıl oluşabileceğini düşünebiliyoruz. Hem kendi tarihimizde, bilgi, bilim tarihimizde, felsefe tarihimizde sınıflandırmanın çok önemi var. Hem de Batı düşüncesinde var. Oradan ilerlediler. Bilimsel anlamda oradan ilerlediler. Mesela bilimlerin tasnifinde Ebu'l-Bereketül Bağdadi'yi, Beyruni'yi, İbn-i Sina'yı sayıyoruz biz felsefe tarihinde. Bunların çok büyük katkısı olmuştur. Fikrin geliştirilmesi ve bilimlerin ayırt edilişi bakımından. Fakat bir diğer tarafta işin bir de felsefesi var. Mesela usul dediğimiz zaman değerli hocalarım çok haklı olarak aslında Mustafa Hocam bunu arıyor, bunu aradığını düşünüyorum. Bu usul metottur ama aletten farklıdır çünkü bunu ifade etti. Yani alet değil bizim aradığımız usul ama metot diye baktığımızda o metodun bir de alt tarafında yeni tabirle insanlar bu kelimeyi kullanmayı seviyorlar. Bizim felsefecilere ait bir terim. Ontoloji var ya da bir metafizik var arkasında. Yani neyi, asli olan neyin üzerinden anlamalıyız sorusunu. Biz bu usule aktararak bir tartışmanın yeri şeklinde de görüyoruz. Diyelim ki Batı felsefesinden size örnek vereyim. Usul üzerine konuşma, metot üzerine konuşma Descartes'in neredeyse modern felsefeyi başlattığı kitaplardan bir tanesidir. Metafizik düşünceler ve usul üzerine konuşma. O usulün temelindeki ontolojiyi, metafiziği neyi neye göre anlayacağımızı, yani işin çerçeve mahiyetini ve temel mahiyetini bize gösterir. Aslında Mustafa Hocam bunu arıyorlar. Şimdi bir şey soracağım. Edebiyat tarihçileriyle karşı karşıya geldiğimiz için yine bir felsefeci kayıtsızlığı ile fakat farklı bir yönden ele alışıyla soracağım. Edebiyat tetkikleri için tarih kelimesini kullanmak mecburiyetinde miyiz? Yani illa tarih mi olmalı? Yani burada kronolojiden bahseden tarihten bahsetmiyorum ama genel anlamda bilimden bahseden tarihten bahsediyorum. Mesela biz felsefede felsefeyi iki hat üzerinden okuruz. Biri meridyen, biri paraleldir. Yani biri enlemdir, biri boylamdır. Bir tanesi felsefe tarihidir, bir tanesi sistematik felsefedir. Yani ikisini bütünleştirdiğimiz yeri tarih olarak görüyoruz. Eğer böyle görürsek burada bir sınırlandırma oluyor. Kısıtlamadan dolayı mahiyetinde de genişlik elde edilemiyor. Ama sistematiğe getirdiğimiz zaman ve bunları birbiriyle kesiştirdiğimiz veya örtüştürdüğümüz zaman orada farklı boyutlar yer almış oluyor. Bakıyorum mesela kendi kültür tarihimizin içinde bir ilahiyat branşı olarak anılan fakat felsefeye ve edebiyata da aktarılabilecek olan tasavvuf araştırmaları var. Tasavvuf araştırmalarında da sistematik tasavvuf araştırmaları ve tasavvuf tarihi araştırmaları diye yeni bir yaklaşım başladı son 10 seneden beri. Bunu çok iyi bir gelişme olarak görüyorum. Bu tip usul tasnifi de yapmamız imkanı olabilir. Yine ukalalıklarıma devam ederek müsamahanıza sığınıyorum. Şimdi başka bir kavramın altında ayrıca toparlamakta, yani yine kelimeyi kullanayım, bütüncül anlamda toparlamakta, bir kubbe altında toparlamakta ve o kubbe altına doğru konuyu çekmekte yarar yok mudur? Edebiyat tarihçiliği ve edebiyat tetkikatçılığı genel anlamda bir kültür ya da medeniyet tarihçiliği veya tetkikatçılığı değil midir? Yani bunu eğer geniş anlamda alırsak Mustafa Hoca'nın ifade ettiği farklı dillerde konuştular, yazdılar, şiir söylediler. Ama Arapça'da olsa, Farsça'da olsa, Türkçe'de olsa bunlar kendi dillerinin etkinliklerine, genişliklerine, vüsatlerine rağmen birbirlerinin temalarını birbirlerinden alışveriş halinde tekrardan ifade ettiler, onları tazelediler.
Buna göre aynı şair Fuzuli'yi örnek alarak Arapça, Türkçe, Farsça yazmıştı demek ki. Ama farklı şairler ve farklı Fars kültürü, Fars dili içinde veya Arap dili içinde ve Türk dili içinde yazanlar da aynı temaları işlediler ve biz birbirimizden çok istifade ettik. Bu o zaman daha üst bir kavrama, bugünlerde çokça dile getirdiğimiz, bizim Batı bilim dediğim, Batı araştırmaları dediğimiz, Batı medeniyeti karşısında Türk medeniyeti veya Doğu İslam medeniyeti gibi kavramları da koyduğumuz kavramlar dolayısıyla medeniyet sözcüğünü gündeme getirmemizi gerektiriyor. Nitekim Kazım Hoca'nın ifade ettiği Hazreti Mevlana'yı anlarken bunu etkisi itibariyle anlamak ve çok iyi bir örnek, yani Farsça yazmış olduğu o kısım ayrıca değerlendirilebilir, Farsça olması bakımından değerlendirilebilir, Fars edebiyatı tarihindeki yeri itibariyle değerlendirilebilir. Ama bizi ilgilendiren Türk kültür tarihi ya da Türk medeniyet tarihi içindeki yeridir. O zaman başka hiçbir diğer ülkede olmayan, İslam ülkesinde olmayan bir Mevlevi gelenekliliğinden de bahsedebiliyorsunuz. Mesnevi şerhlerinden de bahsedebiliyorsunuz. Hatta özellikle son dönemde daha çok Türkçe yapılmış olan Mesnevi şerhlerinden de bahsediyorsunuz. O Türk edebiyatının unsuru. O zaman etki ya da iklim sözcüğü içerisinden de bunların değerlendirilmesi mümkün olabilir. Osman Hocam, siz tabii son bu konuşmalardan sonra söz veriyoruz ama söyleyecek pek çok şeyiniz ve edindiğiniz, bizi faydalandırmak isteyeceğiniz pek çok kültür tecrübeniz var. Kültür bilimleri tecrübeniz var özellikle. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Ümit ediyorum ki küçük de olsa bazı konuların tartışmasına vesile oluruz. Şimdi temel soru elbette edebiyat tarihini nasıl yazacağız? Ama sizlerin de vurguladığınız gibi bir edebiyat tarihi nasıl yazacağı sorusuna başlamadan önce hele hele konuya bir bütüncüllük açısından yaklaşmak gerekirse ve bunu da tek kişinin yapmayacağı göz önünde bulundurursa cevaplamamız gereken bir takım temel sorular var. İşte ben bu sorulara, temel sorulara iki edebiyat tarihi tecrübesinden, bir tane de yurt dışında son olarak yayınlanan Harvard Üniversitesi'ndeki bir edebiyat tarihi tecrübesinden hareketle nasıl cevaplar verilmiş, bu konudaki tespitlerimi kısa sürede sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii felsefeci olarak Kenan Hocam özellikle isabetle belirlediler. Konu tarih felsefesiyle de ilgili, edebiyat felsefesiyle de ilgili. Çünkü edebiyat ve tarihi, edebiyatla tarihin buluştuğu bir alan. Bununla ilgili tabii zaman içerisinde olduğu gibi yaklaşık hocalarımız da vurguladı. Yaklaşık 100 yıl içerisinde çok önemli değişimler ve dönüşümler geçiyor. Ve bizim de edebiyat tarihine yüklediğimiz anlam dün nasıl farklıysa, bugünden farklıysa, bugün de yarın da farklı olacaktır. İşte ben bu konudaki eğilimleri kısaca sizlerin tartışmalarınıza açmak istiyorum ama her şeyden önce şunun altını çizeyim. Hakikaten bireysel anlamda Kazım Hocam'ın da bir çalışması evrimin altında ya da bir grup olarak yayınlanan birçok çalışma hakikaten bazı eksikliklerine karşılık hep her çalışmada olduğu gibi alanımızda Türkiye'nin bu alandaki birikimini yansıtan ve geliştirilmeye muhtaç çalışmalar olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü burada önemli olan, ister nasıl dönemlendirirseniz dönemlendirin, nasıl bir yöntem takip ederseniz edin, nasıl isim bulursanız bulun, edebi olguyu bütün boyutlarıyla birbirleri arasındaki ilişkiler etrafında herkesin değerini, hakkını vererek ortaya koyabilmek. Önemli olan budur. Dolayısıyla diğerleri araçla ilgili şeylerdir. İşte ama bu araçla ilgili olan şeyler de öncelikle cevabı verilmesi gereken konulardır. Ben Esma arkadaşımızdan birkaç da sunum olacak. Eğer hostluğu kısa bir süreliğine bana emanet ederse sevinirim.
Çok özür diliyorum hocam. Ben hostluğum, ben benim üzerimde olduğunun farkında bile değilim. Ne ara biri benim üzerime hostluğu vermişler. Çok affedersiniz. Ben şimdi şuradan. Namlım Ebru Hanım'dı. Buyurunuz Ebru Hanım. Ben hocamı co-host olarak atadım. Hocam istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ben bir edebiyat tarihi yazımına geçmeden önce cevaplanması gereken bir takım soruları üç başlık altında topladım. Kapsam, yöntem ve dönemlendirme. Elbette belki biraz önce hocalarımızın usul kavramına yüklediği anlam belki farklı olacaktır ama terim olarak benim buradaki kastım biraz daha açınca anlaşılacaktır. Şimdi kapsam konusunda biz bütünlükçü yaklaşım sergileyen iki tane elimizde edebiyat tarihi var. Bu konuda ya siyasi coğrafyayı esas alırsanız, ya dil coğrafyasını esas alırsınız, ya da fiziki coğrafyayı esas alırsınız. Şimdi Sovyetler Birliği geleneğinde baktığımız zaman orada fiziki coğrafyanın esas alındığını görürüz. Yani Azerbaycan edebiyatını ele alırken, Azerbaycan edebi topraklarında daha önce verilmiş olan bütün edebi eserleri de bu edebiyat tarihi bağlamını değerlendiren bir yaklaşım sergilenir. Şimdi siyasi coğrafyayla dil coğrafyası çoğu zaman örtüşmez. Burada elbette şimdi bu konudaki yöntemle ilgili konularda da bu konudaki eğilimlerin gelişmesini göstereceğim ama arkadaşlarımız ne oldu? Paylaşımı tekrar açmaya çalışacağım. Kıymetli hocam, paylaşırken internet ekranınızı paylaşıyorsunuz. Evrakı göremedik. Öyle mi? Evet hocam. Ama ekranımızı paylaştığım zaman ona da tıkladım. Şu an görebiliyor musunuz? Görüyorum. Şu anda görünüyor. Şimdi görüldü. Göründü mü hocam? Evet. Ha, göründü, tamam. Peki, kusura bakmayın. Şimdi siyasi coğrafyası ile dil coğrafyası çoğu zaman örtüşmüyor. Bu bakımdan bütünlükçü yaklaşımda bizim ister istemez dil coğrafyasını esas almamız gerekiyor. Şimdi burada tabii diğer çalışmalarda neler yapmamız gerekiyor? Dil coğrafyası da dediğimiz zaman siyasi coğrafyası içerisinde bu edebiyata zenginlik katan farklı dillerle kaleme alınmış eserler de var. Elbette bunların da yazılabilmesi lazım ama bu konudaki birikimlerimiz biz edebiyat tarihlerinde son Kültür Bakanlığı'nda mesela Mevlana gibi Türk Edebiyatı'nı, Nizami gibi derinden etkilemiş olan isimleri ele alalım. Onların kültür tarihimize katkılarını ele alan başlıklar koyduk. Böyle bir çözüm bulmaya çalıştık. Şimdi siyasi coğrafyayı esas aldığımız zaman bu konuda da isimlendirme konusunda da hatta öyle radikal yaklaşımlar vardı. Cumhuriyet öncesine bile edebiyatın miladını yeniden belirleme anlayışıyla oradan başlatan bir takım yaklaşımlar da tabii konumuz değil. Kapsamla ilgili ikinci bir sorun ise hangi edebi eser? Hangisi edebiyattır, edebiyat dışı eserdir? Elbette burada temsil edilicilik ön plandadır ama buralarda da bizler genellikle edebiyatla ilgili yakından türleri de diyelim ki tezkirecilik, tarih, seyahatnameler vesaireler gibi bunların da ele alınması gerekiyor. Şimdi usul diyelim, yöntem diyelim. Bu konuda edebiyat tarihçisinin beslendiği iki tane temel kuram var. Bir eleştiri kuramları, bir de tarihçilik kuramları, o tarihçilik felsefesiyle yakından ilgili. Bence tarihçilik kuramları bir edebiyat tarihçisinin bu iki kuram karşısındaki durumu, konumu nedir diye sorarsanız, bence her ikisine de aynı mesafede olduğunu görebiliyoruz.
Çünkü Batı'daki bugün edebiyat tarihçiliği, tarih felsefesindeki değişimler hareketle bir takım yeni boyutlar, yeni açılımlar kazandı. Elbette biz henüz daha o seviyeye gelemesek bile bunlar da bizim bilim dünyasının gündeminde olması gereken ve tartışılması gereken kurumlar. Şimdi eleştiri kuramları, Fuat Köprülü'den bahsettik. Tarihi, sosyolojik bağlam içerisinde türlerin gelişimini ele alan bir yaklaşım. Şimdi bugünkü bizim edebiyat tarihçiliğimizin baskın yönü de budur. Ama günümüzde biliyorsunuz yapısalcılık sonrasında yeni tarihselcilik dediğimiz, yeniden belki tarihi sosyolojik kuramın biraz daha farklı yorumlanmasıyla ortaya çıkan, eseri ön planda almakla birlikte bağlamı da göz ardı etmeyen bir yaklaşım. Bizler bunu son edebiyat tarihi çalışmasında Kültür Bakanlığı'nda arkadaşlar olarak bu usulde, bu yöntemde karar kıldık. Ama her çalışma takdir ederseniz ki farklı yazarların elinden çıkıyor ve bunu bütün edebiyat tarihinin bütününe sindirebildik mi? Maalesef yapamadık. İkinci olarak yöntemle ilgili olarak değerli hocalarım, şimdi ister türü esas alabilirsiniz, ister aşık edebiyatını esas alabilirsiniz, ister sözlü edebiyatı alan dediğimiz, kastettiğimiz bu, isterse üslupları ele alabilirsiniz. Şimdi burada isterseniz akımları ele alabilirsiniz. Çünkü Batı edebiyatı tarihlerinde siyasi tasnifle yüzyıl tasnifinin, akım tasniflerinin işte modernizm, realizm, romantizm gibi, klasizm gibi, neoklasizm gibi hep esas alındığını görürsünüz. Ya da bazen tercüme edilen eserleri de ayrı bir tarihini yapabilirsiniz. Ya da şehir edebiyatını köy edebiyatı çerçevesinde sosyokültürel yapıyı esas alabilirsiniz. Şimdi bizler burada bu edebiyat tarihlerinde temel yönelim nedir? Şimdi tarihçilik kuramları açısından baktığımız zaman bizde pozitivist bir temele bürünmesi tarihçilik kuramlarının 19. asrın ortalarından itibaren biliyorsunuz Batı'daki bir takım tarih kitaplarının çevrilmesinden sonradır. Yani vakanüvis tarihlerin ötesine geçmemiz o tarihe rastlar. Fuat Köprülü buna ne kazandırmıştır? Fuat Köprülü elbette tarihi sosyolojik yaklaşımı esas alıyor ama tarih felsefesi açısından ulusalcı tarih felsefesini esas alan bir yaklaşım. Bu bakımdan Anadolu'dan başlatılan Türk edebiyatı geleneğimiz bizde, onun için Türklerin kökenlerine kadar giden bir açılım göstermiştir. Bence bu da yerinde bir yaklaşımdır. Dolayısıyla biz bugün eski Türkçe'yi, Orta Asya Türk Edebiyatı'nı, çünkü bunlar karşılıklı olarak iletişim içinde olduğu için bu çerçevede Köprülü'nün yaptığı bu çalışmalara borçluyuz. Tarih felsefeciliği, tarih çalışmaları 1930'lara kadar siyasi ya da diplomasi tarihi çerçevesinde ilerlemiştir. Ama 1930'lardan sonra bilhassa Köprülü'nün de bu çalışmalarıyla birlikte sosyal tarihe doğru bir açılım göstermiştir. Şimdi burada biraz önce Kenan Bey hocamızın bahsettiği Ömer Lütfü Barkan'ın Anel ile tanışması, aynı üniversitede eğitim görmesi sebebiyle bu siyasi ve diplomasi tarihi bizde sosyal ve ekonomik tarihçiliğe doğru, demografik tarihçiliğe doğru bir gelişim göstermiştir. Hakikaten baktığımız zaman Bradley'in tarihçilik anlayışı son derece bence edebiyat tarihçiliğinin de özellikle üzerinde durması gereken bir kuram olduğunu düşünüyorum. Onun dip dalga kuramı, yüzey dalga vesaire, son onunla ilgili de yakınlarda bir makale kaleme aldım, yayımlandı. Şimdi günümüzdeki peki tarihçilik anlayışı Marksist felsefenin kadrocuların girmesiyle biraz farklılık arz etmiştir ama
80'li yıllardan itibaren bakın makro planda mikroyu esas alan, yani rasyoneliteyi, kronolojiyi, sistematik yaklaşımı ters yüz eden bir tarih felsefesi yerleşmeye başlamış. Bunun edebiyat tarihinde de karşılıklarını görebiliyoruz. Bakın kültür tarihi çerçevesinde, yani edebiyat tarihi öncelikle izlenimci bir yaklaşımdan sonra medeniyet tarihi kavramı içerisinde değerlendirilirken 80'li yıllardan itibaren kültür tarihçiliği içerisinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Benim Atatürk Kültür Merkezi'nde yürüttüğüm Cumhuriyet döneminin 1920-38 arasındaki ilk cilt olarak yaptığımız çalışmada bu yöntemi uygulamaya çalıştık. Sonra 80'lere kadar büyük ölçüde tamamlanmıştı. Maalesef arkadaşlarımız beni ayrıldıktan sonra onları rafa kaldırmayı tercih ettiler. Gerçekten kuram olarak, yöntem olarak, usul olarak bunları ifade etmeye çalıştırmıştık. Şimdi bizdeki edebiyat tarihçiliğine gelirsek, bu tarih felsefesi ya da eleştiri felsefeleri içerisinde hala benim şahsen Tanpınar Köprülü çizgisi çerçevesinde sürekli onlara bir şeyler ilave eden, önemli katkılar sağlayan bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Bizler edebiyat tarihçiliği içerisinde bu batıdaki edebiyat tarihçiliğini son Kültür Bakanlığı'nda yeni yönelişleri de acaba nasıl uygulayabiliriz diye düşündüm. Biraz sonra örnek vereceğim. Diyelim ki nedir? Problemler çerçevesinde Kazım Hocam'ın da bakıyorum başlığında problemler aynasında Türk Edebiyatı diye. Diyelim ki Topkapı Sarayı'nın inşası 1478 neyse. Şimdi bunu ele alarak hem geriye hem de ileriye dönüp divan edebiyatındaki hami sanatçı sorununu ele alabilirsiniz. Şimdi bizdeki klasik bakış açısının ötesinde artık bir adım daha öne geçmişler. Edebiyat tarihinde yoğunluklu bir şekilde bakın yazmak. Uzun uzun bir edebiyat tarihi eserleri, şairleri yan yana bir araya getirmek edebiyat tarihi değildir. İşte tasnif, ilim tasnifle başlar, orada olur. Ama burada ki kastımız tabii bizler bütün bu problemleri biliyorduk. Edebiyat tarihimizde bunlara çözüm bulmaya çalıştık ama ne yazık ki bu problemler çerçevesindeki verdiğimiz konular arkadaşlarımızca yeterince anlaşılmadı. O bakımdan son baskıda planı yeniden ele almak zorunda kaldık ve bazıları da elden çıkarıldı. Kitaptan çıkarmak zorunda kaldı. Hemen şunun altını çizmek istiyorum. Ben Atatürk Kültür Merkezi'nin edebiyat tarihi başladığında henüz bir yardım doçent olarak sonradan toplantılara katıldım. Elbette onun kurgusu tamamen Kazım Hoca gibi, Sadık Tural Hocam, Mustafa İhsan Hocam gibi o hocalarımızın kurgularıydı. Ama bizler o tecrübe olmasaydı bu edebiyat tarihini yazabilir miydik? Hele hele bu iki edebiyat tarihi olmasaydı, diğer birçok arkadaşımızın da hocamız, Kazım hocamız da bahsetti. Maalesef eseri okumadan, edebiyat tarihi okuyarak edebiyat tarihi yazılan ve basılan kitaplar da var. Bunlara girmiyorum, hiçbir arkadaşımızı da eleştirmiyorum. Gelelim dönemlendirme konusu. Şimdi Kazım hocam yüzyılı esas alalım, bir takım şeylere girmeyelim. Tabii sistematik, kronolojik bir yaklaşım bugün Batı edebiyat tarihçiliğinde artık terk edilse bile bizler ister istemez eğer sistematik, kronolojik bir yaklaşımı esas alıyorsak bunlardan ya siyasi bir takım isimlendirmeler, Tanzimat gibi, Osmanlı dönemi gibi, Selçuklu dönemi, Cumhuriyet dönemi gibi ele alabiliriz ya da yüzyıl yüzyıl. Ya da sayısal birinci dönem, ikinci dönem vesaire. Ama burada ideal olan nedir diyeceksiniz. İşte edebiyat hayatındaki o kesintisizlik içerisinin altını kazıyıp oradaki değişimleri görebilmek ve onlara bir isim vermek. Bu vereceğiniz isimler de elbette tartışmaya açık. Biz hala Tanzimat sonraki edebiyatımızı isimlendirme konusunda
İlk asistan olduğum günden beri her toplantıda bunların tartışıldığını görürüm ve maalesef bu konuda da bir fikir birliğine varamadık. İsimlendirme konusu da elbette tartışmaya açıktır ama herkesin kabul edebileceği edebiyat merkezli bir isimlendirmenin ben çok daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tasnif konusu, burada Kazım Hocam biz şurada şunu kastediyoruz. İşte fecraati, servet-i funun vesaireler, bunlar önemli. Bunlar kolay, kendi içerisinde yapıyorsunuz. Ama birçok çalışmada bizler de gördük. Kronolojik olarak temsil edici şairlerin hayatı, eserleri ve sanatı ile ilgili bir takım değerlendirmelerin sıralandığını görüyoruz. Burada önemli olan dönemdeki temsil edici isimleri, işte o benzer, görünüşteki benzerliklerin arkasındaki benzemezlikleri tespit ederek kendi içerisinde gruplandırıp ve kendi içerisindeki yerini yapabilme. Ben 18. yüzyılla ilgili burada yaparken divan edebiyatının daha çok üsluplar çerçevesinde bir sınıflandırmanın daha müsait olduğunu gördüm. O şekilde bir tasnif yaptım. Ama elbette burada şiiri, mesnevileri, nesri vesaire elbette tür çerçevesinde kalmakla birlikte onun arkasında da sadece kronolojik bir sıralamanın edebiyat tarihçiliğinin anlayışına uymadığı düşüncesindeyim. Şimdi bu gördüğüm tecrübeleri oralarda nasıl uygulanmış belki hepiniz biliyorsunuz ama sadece kısaca hatırlatmakla göstermeye çalışacağım. Bir de asıl belki ilginizi çekecek olan bu Türk dünya edebiyat tarihini, Batı'daki edebiyat tarihçiliğinin son gelişimiyle ilgili kısaca ondan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bakın bu Türk dünyası edebiyat tarihi Atatürk Kültür Merkezi'nde ana çizgileriyle başlıklarını yazdım. Herhalde görebiliyorsunuz. Bu hakikaten o dönemde bütüncül bir yaklaşımla Türk dünyasının edebiyat olgusuna nasıl yaklaşabiliriz sorusuna verilen bence tutarlı bir cevap. Önce sözlü edebiyat, bakın ferdi sözlü edebiyat, sonra coğrafya, edebi çevreler esas alınmış. İşte Batı Oğuz, Osmanlı Azerbaycan, Osmanlı Azeri, Anadolu Azerbaycan, Türkistan vesaire gibi bakın. Göremiyoruz slide'ı. Eski slide'da kaldı. Göremedik. Bir dakika. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet hocam, şimdi oldu. Tamam, onu hatırlatın. Sonra bakın edebiyatı yazılı edebiyat diye ayırmışız. Şimdi bunları bakın bir siz grup olarak yazdığınızda ya da bir döneme ele aldığınızda bunlar bir sorun olarak karşınıza çıkmıyor ama bütüncül bir yaklaşım olarak. Şimdi sözlü edebiyat kavramı, ferdi sözlü edebiyat, yazılı edebiyat kavramları bunlar hep tartışmaya açık kavramlar. Ve onun arkasında koyduğumuz bakın edebi çevreler. İşte Türk Tenri Dini edebi çevresi. Ve bununla birçok arkadaşımızın dalga geçtiğini de biliyorum o dönem. İşte Burkancı, Budismaneci ama bir şeyler koymak durumundasınız. İslami Türk edebi çevresi ve arkasından geliyor. Şimdi gelenin Nazım Nesir diye yapılmış. Şimdi Azeri Doğu sahası ve burada baktığınız zaman Doğu Türk yazılı dili edebi çevresi. Burada kendi içerisinde bunları bir yerlere yerleştirilmeye çalıştık. Bunların yeri farklı olabilir, ayrı olabilir. Bunlar elbette tartışılabilir ama son ciltte de biliyorsunuz 20. yüzyılda Türk dünyası edebiyatı 8 ve 9'da. Şimdi 20. yüzyılı ayrıca ele almak gerekiyor. Şimdi bu yöntem bu bütüncül yaklaşımda hakikaten ben bu Türk dünyası edebiyat tarihini bu çerçevede büyük bir emek mahsulü olduğunu ve bu konudaki çalışmalara çok büyük ayrı bir derinlik kazandırdığını görebiliyoruz. Şimdi bizim son edebiyat tarihinde nasıldır? Onları size kısaca paylaşmaya çalışacağım. Şimdi aynı şey çıkıyor paylaş denince.
Ekranıma nasıl gireceğim? Şunu kapatayım olmazsa bir dakika. Kıymetli hocam, ilk açtığımız tekrar önümüze çıktı. Evet. Bir dakika, hemen yeter, zamanınızı kusura bakmayın alıyorum. Estağfurullah hocam. Şimdi ekran niye benim çıkmadı şimdi? Ha, şurası. Buraya çıktık, tamam. Evet, şimdi bizim Kültür Bakanlığındaki edebiyat tarihimizin bakın içindekilere bakın. Şimdi biz burada modern edebiyat tarihçiliğindeki gibi yoğunluklu bir yaklaşımı tercih ettik. Yani uzun uzun ayrıntılarıyla hayatları eserlerinden vesairelerden ziyade edebi hayattaki değişime ve değişime önem verdik. Buradaki yöntemimiz gerçekten büyük bir emek mahsulü. Efendim? Henüz bir şey açılmadı hocam. Ekranınız takıldı, henüz bir şey açılmadı. Bir dakika. Şu an açıldı mı? Henüz değil hocam. Hocam share düğmesine bastınız mı? Paylaş düğmesine. Hayır, şimdi basıyorum. Nasıl? Şimdi? Şu an ekranımı görebiliyor musunuz? Evet, ama boş ve beyaz hocam. Evet, onu şimdi kapatıyorum. Allah, şimdi tekrar ekranıma whiteboard çıkıyor. Şimdi kapatayım. Bir dakika. Göstermek istediğiniz evrakı kendi ekranınızda açtıktan sonra paylaşa basarsanız zannımca durum çözülür. Ha, tamam. Teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Rica ederim hocam. Şimdi paylaşa basacağım. Evet, her şeyin bir çözümü var ama ben sizlerin zamanınızdan çok aldım. Nasıl bunu ödeyeceğim bilemiyorum. Şimdi şu buraya baktığımız zaman bu çalışma önceki çalışmaların üzerine bina edilen bir çalışma. Bütünlükçü bir yaklaşım. Bakın burada girişte daha çok tarihsel, sosyokültürel bağlama ilaveten yazılar var. Aynı zamanda bu şekilde verdik. Batı medeniyetinden İslam medeniyetine ister istemez kültürel hayattaki değişimleri esas aldı. Doğu'dan Batı'ya Türk edebiyatının tarihi sosyokültürel temelleri. Şimdi burada bu tarihsel sosyokültürel bağlamı ele alan çalışmalar. Diyeceksiniz ki bu çalışmalarla yeterince edebiyat tarihi arasında ilgi kuruldu mu? Maalesef kurulamadı. Ama onu yazan arkadaşımızın çalışmalarına kaldı bu. Bazı bölümler çok iyi hazırlandığını görüyoruz. İşte klasik öncesi dönem, devletten imparatorluğa vesaire bu şekilde sınıflandırdık. Batı medeniyetine yöneliş, modernleşme dönemi dedik. Burada fikri yapıdaki değişim ve aynı zamanda edebiyat tarihine de yansımıştır. Bu Cumhuriyet dönemi de burada siyasi bir kriter esas alındı. Elbette bu tartışmaya açık şeyler ama en sonunda da Türkiye dışı Türk edebiyatları diyerek konumuzu bitirdik. Şimdi değerli arkadaşlar, son olarak biraz önce söylediğim Batı'daki kültür tarihçiliği çerçevesinde, tarih felsefi çerçevesindeki yöneliş nedir? Bizim çok beğendiğimiz bir çalışma. Şimdi paylaşacağım. Şimdi bu gördüğünüz Deniz Hollier'in 2000'li yılların sonlarında çıkan Fransız Edebiyatı'nın Yeni Tarih. Şimdi buraya bakarsanız edebiyatın panoraması kültürel bağlamı içerisinde, yani müzik, resim, politika ve devlet ve özel anıtlar, yani heykel sanatı gibi vesaire. Bu bağlam içerisinde Kenan Gürsoy hocamızın özellikle vurguladığı, yani bir kültür tarihi çerçevesinde edebiyat tarihini değerlendiren bir yaklaşım.
Yani 19. yüzyılda oluşan 21. yüzyıl, 20. yüzyılda gelişen edebiyat tarihçiliğinin artık onlarda yazıla yazıla bittiği için böyle bir yöntemin uygulandığını görüyoruz. Bu eser, biz birçok edebiyat tarihini de burada incelemeye çalıştık. Bunun sonraki sayfaya nasıl gidecekti bu? İçindekileri göstermeye çalışacağım. Kıymetli hocam, PDF midir evrak? Bir dakika, herhalde bu sadece kapak. Hemen kapatıyorum. Hemen izninizle. İçindekiler burada, tamam. Görebiliyor musunuz değerli hocalarım? Şu an görülüyor mu? Evet hocam. Ha, tamam. Şimdi bu eserin baktığımız zaman içindekinde tamamen sistematik yaklaşımın terk edildiğini görürsünüz. Şimdi şurada bakın tarihler var ve her yazı bakın 6'şar sayfa gibi genellikle de benzer tutulmuş. Şimdi burada ne tür başlıklar var diyeceksiniz. Size biraz örnek verdim. Şimdi çok ayrıntılarına girmeyeceğim. İşte eski çağ romanları diyor 1152. O tarihteki temsil edici örneğin çerçevesinde hem geriye hem de ileriye dönük olarak bu kültürel bağlam içerisinde o olguyu, edebi olguyu değerlendiren bir yaklaşım. Diyelim ki ortaçağ retoriği, sevgililer günü gibi başlıklar, edebi ziyafetler, çeviri, dindar hümanizm gibi ya da bazen bir ismin, şairin ismi olabiliyor bunlar. Bakın hepsinde genellikle 5 ya da 6 sayfa. Şimdi Harvard Üniversitesi'nde çıkan, İngilizce olarak basılmış olan bir çalışma. Şimdi burada da ister istemez bir kronoloji var ama burada bakın bu çerçevede allegori çağında lirizm dediğimiz zaman 1342 esas alıyor. O dönemdeki önemli bir eser çerçevesinde ve geriye ve de ileriye dönük bir yaklaşım çerçevesinde edebiyat tarihçiliğini ortaya koymaya çalışıyor. Şimdi bunları çoğaltmak mümkün. Burada söylemek istediğim, tabii elbette ben hemen şöyle kapatıyorum. Hostluğu da değerli Esma arkadaşımıza veriyorum. Ve bunlar edebiyat tarihçiliğimizin, Türk edebiyat tarihçiliğimizin üzerinde tartışılması gereken, üzerinde kafa yorulması gereken bir alan olduğunu görüyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla buradaki işte sınırlı arkadaşlarımızın dışında 3500 civarındaki Türkolog içerisinde bu soruların kendisine nasıl gündem bulduğu konusunda ise benim biraz karamsarım. Ümit ediyorum ki bu tür çabalar devam eder ve çağı ve geleceği kucaklayan öğrencilerimize çok daha verimli, nitelikli eserler ortaya koyabiliriz. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zamanımı açtıysam bağışlayın. Osman Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tam da bu heyetin aramakta olduğu veya konuşmakta olduğu o konular çerçevesinde fevkalade ufuk açıcı kavramlar, bölünmeler ve temalar ortaya koydunuz. Mutlaka istifade edilecektir diye düşünüyorum. Ben şahsen çok istifade ettim. Bir yerde kendi düşüncelerimi de farklı branşlardan getirdiklerinizle sistematize etmiş oldunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi aramızdaki mevcudiyeti aynı zamanda Türkiye dışındaki Türk edebiyatını da değil mi Yakup Hocam ifade edecek olan bir beyefendi var, değerli hocamız Ömeroğlu. Buyurun efendim, siz hem de bir Yazarlar Birliği Başkanısınız değil mi? Türkiye dışındaki Türk edebiyatı, Avrasya Türk edebiyatı değil mi? Bunu lütfen siz de tekrar dile getirirseniz istifade edeceğiz. Evet, değerli hocam. Ben de saygıyla selamlıyorum zaten size ve halimizi. Ben de Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı ve şu anda Ankara Kitap Fuarı'ndan fuardaki standımızın hemen kenarında
toplantıya katılıyorum. Ne güzel. Burada biz Türk Dünyası Edebiyatı'ndan yayınladığımız 350 kitabı getirip sergiledik. Doğrusu yan yana konunca ben de böyle yan yana hiç görmemiştim. Heyecan verici oldu. Bu toplantıyı ben çok açıcı ve heyecan verici buluyorum. Bu soruyu ve toplantının konusunu. Çünkü malumunuz denir ki her dönemde tarih yeniden yazılmalı. Dönemin anlayışına göre, bilgi birikimine göre. Nitekim hocalarımızın sunumlarında da buna dair Osman hocamın yeni Fransız edebiyat tarihi çalışması orijinaldi. Bu bazen böyle anonslarda duyarsanız lütfen affedin, mağdur görün beni. Biraz kenara çıktım ama buraya da geliyor anonslar. Biz de Türk dünyası olarak yeni bir tarihi dönemdeyiz diye düşündüm. Dün Özbekistan'da dil bayramıydı. Özbekler kendi dillerinin devlet dili olmasının yıl dönümünü dil bayramı olarak kutladılar. Biz de geçtiğimiz aylarda Türkçe için Türkçe Kurultayı'nın yıl dönümünü dil bayramı olarak kutladık. Türk dünyasında dil bayramları kutlanıyor. Ama herkes kendi edebi dilinin bayramını kutluyor doğrusu. Ve yazdıklarımız da aslında kendi edebi dilimizdeki ürünlerin, kendi edebiyatımızın tarihi. Bunu aşmak için Türkiye'den cehdler gösterildi. Nevzat Köseoğlu Bey'in 36 cilt Türkiye dışı Türk edebiyatları antolojisi çok mühim çalışmaydı. Onların bazı ciltleri kendi ülkelerinde de mesela Nogay Edebiyatı Antolojisi, Pamuk Edebiyatı Antolojisi, Hakas Edebiyatı Antolojisi gibi bazı antolojiler kendi ülkelerinde de yayınlanmamış antolojilerdi. Yine Osman Hocam'ın biraz evvel içindekilerde gösterdiği Türk Dünyası Edebiyatı tarihi de Türkiye'den yapılmış önemli bir girişim. Ama bütün Türk dünyasında problemlerimiz var bu manada. Yani Türkmen edebiyatı denildiğinde Türkmen edebiyatının kurucusu Mahmut Kulu kabul ediliyor. Ama Mahmut Kulu'nun babası Azadi, o da büyük şair. Azadi'yi onlar Türkmen şairi kabul etmiyorlar. Ama Azadi Mahmut Kulu'nun babası olduğu için çok da sayamıyorlar. Çünkü Azadi ortak Türkçe'de şiirlerini yazmış. Hakani Türkçesinde ortak Türkçe'de şiirlerini yazmış. Bu hangisi edebiyatımıza dahil sorusu Kazak edebiyatında da, Azerbaycan edebiyatında, Kırgız edebiyatında, nitekim Türkiye'deki Türk edebiyatında da edebiyatımız hangi isimleri kapsıyor problemi yaşanıyor. Tabii Sovyet dönemi edebiyat tarihçiliği açısından yazılan Kazak edebiyatı, Kırgız edebiyatı, nitekim şöyle ben de göstermek istiyorum. Bir 20. yüzyılda Kırgız edebiyatı tarihi ters okunuyor ama şöyle kalınca bir eser. Kaçkınbay Artıkbay Efendi, Kırgız edebiyat tarihi yayınlanmış. En önemli Kırgız edebiyat tarihi kabul ediliyor bu eser. Biz de Türkçe'ye çevirip yayınladık. Ama bu edebiyat tarihi Sovyet döneminde ve o dönemin mantalitesiyle, kabulleriyle yayınlanmış, hazırlanmış bir edebiyat tarihi. Nitekim Azerbaycan'da herhalde 6 cildi çıktı. Azerbaycan Edebiyat Tarihi'ni Bilimler Akademisi tekrar yeni dönemin anlayışına göre hazırlayıp yayınlama gayretinde. Kazak edebiyatı için Kazak edebiyatının kurucusu Abay kabul ediyordu. Biz edebiyatımızı Abay'la değil Donikuk'a başlatmalıyız diyen yeni yaklaşımlar, çıkışlar var. Bu
aslında 30 yıllık dönem Türklüğün yeni çağı dersek, yeni tarihi dönemi, yeni tarihi dönemde yeni bir edebiyat tarihine, umumen yeni bir tarih anlayışına, onun içerisinde yeni bir medeniyet ve kültür anlayışına ve onun içerisinde bir edebiyat tarihine ihtiyacımız var. Ama bu çok büyük bir coğrafya, çok büyük bir kültür ve malzemelerini bir araya getirmek bile kolay değil. Bununla ilgili bugüne kadar yapılmış çalışmalar elbette çok kıymetli. Buradan bütün Türk dünyasında ben Yazarlar Birliği olarak biraz sahadan ve pratikten problemlerimizi arz etmek istiyorum. Mustafa Hocam'ın bahsettikleri gibi bir Nizami özel sayısı yayınladık. Azerbaycan'da da bu özel sayıya çok iltifat ettiler. Nizami'nin, Mevlana'nın etkileri edebiyatımıza malum ama Azerbaycan'da sık sık şu soru bizim karşımıza geliyor. Kamil Hocam da burada elbette onu teyit edecektir, doğrulayacaktır. Niçin Türkiye'deki edebiyat tarihinde Nizami Türk edebiyatçılar arasında sayılıyor, kabul ediliyor? Bir ikili bir açmazın içerisine sokulmuşuz. Biz Türkçe edebiyat, yani Türk edebiyatı, Türkçe yazanların edebiyatı, arz ettiğim gibi Türkmence edebiyat, Türkmence yazanların edebiyatı, yani Mahmut Kulu'yu Türkmence edebiyata dahil edip babasını saymamak gibi bir garabet var. Kırgız edebiyatı içinde böyle bunun Türk kültürü içerisinde diyoruz ki Puşkin Rus edebiyatçısı, biz Puşkin'i Afrika edebiyatına dahil etmiyoruz. Türk kökenli olanlar mı diye bunun alternatifi geliyor. Yani Türkçe yazanlar değilse o zaman Türk kökenli olanlar mı? Belki bu yeni dönemde biz Türk kültür dairesinin içerisinde olanları diye bir üçüncü alan açmalıyız. Çünkü Puşkin'i hiç kimse Afrika edebiyatına dahil etmiyor. Rus edebiyatına da ayırmıyor menşeyi bakımından. Aytmatov'u Rusça yazması yazdığı halde biz Türk dünyası edebiyatının parçası sayıyoruz. Çünkü bizim kültür dairemizin içerisindeki meseleleri yazdı. Bizim medeniyetimizin köklerinden, unsurlarından bir edebiyat geliştirip evet Rusça yazdı ama o bizim medeniyet dairemizin içerisindeydi. Ruslar onu Rus edebiyatının büyük halkalarından sayıyorlar. Rus edebiyatının parçası sayıyorlar. Bu Rus edebiyatı içinde çok makul bir yaklaşım. Çünkü Puşkin'le başlayan bir edebiyat Aytmatov'la bitebilir. Bir başlangıcının Rus olması olmadığı gibi son büyük halkaları da Rus olmayabilir. Rus edebiyatı ya da Ruslar bundan gocunmuyorlar. Bizim de kendi kültür dairemizde yani Mevlana gibi bir büyük isim kültürümüzü en çok etkileyen edebiyatçılardan birisi. Ama biz bunu edebiyat tarihimiz içerisinde yok sayıyoruz. Ama Mevlana aynı zamanda Özbekistan'da da Türkmenistan'da da hala meclisleri kurulup eserleri okunan, bizdeki çeviriler şehirler gibi orada da büyük kıymet bulan, hatta Afganistan'da Özbekler arasında bu yeni dönemin anlayışı, yani Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığından sonraki dönem, Türk'ün yeni dönemi ise yeni Türk tanımıyla bunu Türk tanımını Türkiyelilerin dışına taşırarak bir büyük edebiyat tarihine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Şu anda Sovyetler Birliği dağılalı 30 yıl oldu. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığına biz hükmedeli. Ama Sovyetler Birliği'nin kültür politikaları, Sovyetler Birliği'nin kültür tasnifleri hala çok
derin şekilde içimizde yaşıyor. Biz onları hala ayıklayabilmiş değiliz. Bir kısmını fark edebilmiş de değiliz doğrusu. Yeni dönemde yeni bir edebiyat tarihi, yeni tanımlarla, yeni birleştiriciliklerle ve mümkünse tabii edebiyat tarihi, sadece edebiyat tarihini yazmak zor bir iş ama bunu bir medeniyet tarihinin içerisinde, kültür tarihi içerisinde edebiyat tarihimizi yazabilmek, bilim dünyasına, milletimize takdim edebilmek bu çağımızın bizden talebidir diye düşünüyorum. Ve zatenize ve bütün katılımcılara saygılar var dedim. Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Çok farklı bir coğrafyanın da bize kazanımlarını kazandırdınız. Sağ olun. Efendim iki saati buluyor bizim bu toplantımız. Bir ikinci tura başlayabiliriz. Ya da şöyle yapmamı mı acaba uygun görürsünüz? Bu konuşulanlar üzerine söz almak isteyenler ya da tekrar konuşma yapmak isteyenler bana kendilerini işaret ederlerse bu şekilde hareket edebiliriz. Biraz daha pratik bir olmuş olur. Çok zengin kavram temalarla dolu bir konuşma cereyan ediyor. Ben doğrusu bırakmak istemiyorum kendi açımdan. 5-6 dakika olur mu? Yani değerlendirme. Herkese 5-6 dakika. Ama bu söhbetin ikinci kısmı da olsun sonra. Başka toplantı için söyleyebiliriz değil mi bunu? Bu indi bir değerlendirme yapabiliriz. Her konuşmacıya 5 dakika. Kıymet hocalarım bir istirhamım olabilir mi? Bu kadar duayeni bir arada bulmuşken ben bir soru sormak istiyorum. Sorabilir miyim? Değerlendirme öncesinde sormak istiyorsunuz. Buyurun Esma Hanım. Evet. Siz de bir edebiyatçısınız. Karşılaştırmalı edebiyat yapıyorsunuz. Hem Almanca ve hem de İngilizce üzerinden. Buyurun lütfen. Şu merak ettim. Yani dinledim ve baktım ki Mustafa İsen Hocam uygulama dedi. Kazım Yetiş Hocam çok haklı olarak bize bu edebiyat içerisindeki edebi tehire dikkat çekti. Yani bir yazarın doğup büyüyüp yetişmesi gerekiyor ki yazsın. O da ancak geriye dönük değil kendi zamanının içerisinden. Osman Hocam çok önemli bir şekilde bize Batı'dan da örnekler gösterdi. Ve ben şuna dikkat ettim. Hep şey kısmında tıkanıldığını görüyorum. Nasıl tasnif edeceğiz? Hiç şey sorusu yok. Niye tasnif edeceğiz? Çünkü Batı hep nasıl tasnif edeceğizden ziyade niye tasnif edeceğiz üstüne gidiyor. Benim görebildiğim naçizane cehaletimle neye ihtiyaç duyuyorsa da ona göre tasnif ediyor. Ve metot üzerinde çok da durmuyor. Yani dil coğrafyası üzerinden yola çıkıyor. Kimlik belirlemek, ortak kimlik belirlemek için. Örneğin Birinci Dünya, İkinci Dünya Harbi çıkıyor. Kendi içlerinde daha milli kimliklerine milliyetçi olarak bakmak ihtiyacı hasıl oluyor. O tarihe kadar dil coğrafyası üzerinden getirdiği tasnifi birdenbire hop diye metodu değiştirip daha lokal bir şekilde milli kimlik üzerinden devam ettiriyor. İşte daha globalleşiyor dünya, gene bir Avrupa üst kimliği kavramı popülerleşiyor, hop metodu değiştiriyor. Bu kronolojik sırayla hiçbir metodolojik sıkıntıya girmeden dünyanın geri kalanına bu bizim edebiyatımızdır diye sunabiliyor. Örneğin Osman Hoca'nın son gösterdiği kitap buna bence şahane bir örnekti. Yani Enid diyor, aslında Aenid destanına gönderme yapıyor. İster İngiliz dili, ister Alman dili, hangi edebiyatın tarihini, tarihçesini açarsanız açın, aynı metni görüyorsunuz. Ya da Beowulf'u görüyorsunuz. Ve ben ilk defa duydum ve çok hayretime mucib oldu ki Mevlana'yı almayalım, dahil etmeyelim denmiş. Benim sorum şu kıymetli hocalarım. Öyle bir şey yapsak ki, yapılsak ki önemli olan karşılıklı etkileşim içerisinde bizim kültürümüzü kim etkilediyse, kim şekillendirdiyse, kim bu coğrafyaya katkıda bulunduysa burada yer alması münasip değil midir acaba? Hani siz ne düşünürsünüz bu hususta? Çünkü Mevlana'yı ihraç etmek benim aklımın almadığı bir şey. Gerçekten aklımın almadığı bir şey.
Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz bu katkınız için. Kamil Hocam, siz değerlendirmenizi sonda mı yapmak istersiniz, hemen mi yapmak istersiniz? Tekrar bir değerlendirme için 5'er dakika değerli hocalarımıza ben söz vermek istiyorum. Siz uygun bildiğiniz şekilde. O zaman tek aynı sırayı takip etmeyelim. Mustafa Hocam'dan başlayalım değerlendirme için. Yeni bir toplantıya da doğru bunu nasıl değerlendirebiliriz? Ayrıca onu düşünelim. Buyurun Mustafa Hocam. Hocam, sizin de ısrarla vurguladığınız gibi arkadaşlarımız da ifade ettiler. Ben de meseleye tam bir medeniyet tarihi perspektifinden bakmak istiyorum. Yani çok net, bizim aslında mesela divan edebiyatına baktığımız zaman, yani 16. yüzyıla baktığımız zaman, 16. yüzyılda biz edebiyatta aşağı yukarı Baki'nin klasik üslup diye tanımladığımız çerçevede ortaya koyduğu tabloyu bir mücessem hale getirmeye kalkışsak, onu en iyi Mimar Sinan'ın Süleymaniyesi'yle izah edebiliriz. Yani bunlar klasik şiirde hangi özellikler varsa klasik mimaride de aynısını görüyoruz. Musiki birazcık geriden geliyor ama biz bir adım sonra musikide aynı şeyi görüyoruz. Plastik sanatlarda, yani hatta tesipte aynı şeyi görüyoruz. 17. yüzyıla girerken bu kez biraz daha renkli bir dünya çıkıyor karşımıza. Bunun edebiyattaki karşılığı sebki hindi dediğimiz daha soyuta yaslanmış bir tablodur. Türk kumaşçılığı üzerine bir yazı okudum. İşte 16. yüzyılda daha sade özellikler taşıyan Osmanlı kumaşçılığı 17. yüzyılda birdenbire hem şekil ve hem renk bakımından birdenbire hareketlenen bir tabloyla karşımıza çıkar. Ben bunu buradaki kumaş kelimelerini değiştirip edebiyat kelimelerini koysam onun yerine hiçbir şey değişmez. Aynı tablo. Bu kadar medeniyetin birbiriyle at başı gittiği bir çerçeveyi görüyoruz. Bu Türk dünyasında da kısmen öyle, kısmen böyle devam ediyor. O bakımdan bu medeniyet tarihi bakış açısı önemli ama bu Esma Hanım'ın sorduğu niçin yeni bir tasnife ihtiyaç var? Yani mevcut durum niye bize yetmiyor da biz yeni bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyoruz? Hocam, benim hayatımın belli bir döneminden itibaren hayatta bir tek ciddi soru var karşımda. Bu soruya cevap bulmaya uğraşıyorum. Konuşmamın birinci bölümünde ifade ettim. Bu toplum bir yüksek kültür oluşturdu. Dünyada böyle bir imkana sahip olan çok az toplum var. Fakat biz bu yüksek kültürü, çağdaş kültürü besleyebilecek bir yapıya taşıyamıyoruz. Mevcut yapı da başta müfredat olmak üzere az çok mimari son yıllarda şöyle veya böyle kamuoyuna mal oldu. Plastik sanatlar, hat, tesip ve benzeri faaliyetler, hiç olmazsa belediyelerin çalışmalarıyla belli bir noktaya geldi. Hatta musiki bile edebiyattan bir adım daha iyidir. Orada da durum çok arzu edildiği gibi değil ama biz liselerdeki bu kadar çabaya rağmen klasik edebiyat birikiminin günümüze taşınmasına, daha doğrusu edebiyat birikiminin günümüze taşınmasına çok vasıta olamadık. Yani bu müfredat, tek başına müfredat değil belki başka şeylerde ama tam da bunu sağlayabilecek, yani bu emeği bir sonuca götürebilecek bir ihtiyaç hissettiğim için açıkçası bir değişikliği talep ediyorum. Tabii burada bu Türk dünyası yeni katıldı. Arkadaşlarımız ısrarla vurguladılar, Yakup Bey, Kamil Bey. Türk dünyasının da bu birikimi çağdaş dünyaya taşıyabilecek bir rolünün olabileceği kanaatindeyim. Yani bizim unumuz var, şekerimiz var. Niye bunu bir helvaya dönüştüremiyoruz? Bu helvaya dönüştürebilecek unsurlardan birisinin de, en önemli enstrümanlardan birisinin de ben tasnif ve buna bağlı olarak müfredat olduğunu düşünüyorum. Konuşmamın başında söylediğim gibi bu konu çok su kaldıracak bir konu, yani çok uzun konuşulacak bir konu. Ben arkadaşlarımızın bir kısmıyla tam bir mutabakat içinde olmayacağımızı da düşünüyorum. Yani burada bunu da gayet doğal karşılıyorum. Arkadaşlarımın hatta bu şekliyle
biraz farklı bakış açıları ortamın daha zenginleşmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. Başından beri de çok önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Kavram, tanım denemelerinizle ve dikkatlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Değerli Kazım Hocam, buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi tabii burada iki edebiyat tarihi var. Yani son yayınlanan birisi Kültür Bakanlığı'nın, birisi Atatürk Kültür Merkezi'nin. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Osman Hoca ve Mustafa İhsan Hoca bu rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Diyorlar ki var. O zaman çünkü biz genelde yani yeni olduğu için bu hadiseler belki de tam olarak yaygınlaştıramadık, şey yapamadık, kabul ettiremedik. Yani çok orada Mustafa Bey son derece haklı. Bunu yaygınlaştırmak, göstermek gerekir. Ama ben başlangıçta söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Edebiyat tarihini bir bütün olarak almak gerekir diye düşünüyorum. Yani evet bunu gayet güzel gösterdi Osman Bey. Kronolojik olarak şey yaptı. Fakat Osman Bey'in söylediği tematik tasnif, biraz ona gidiyor mesele, tematik tasnif etrafında dolaşma, bizim için o yapılabilir, yapılmaz değil, olur. Ama özellikle bu şeyin kronolojik gelişin, ki bunu Köprülü'de başkaları da yaptık, kronolojinin Türk dünyasının bütünlüğü içerisinde. Tematiğe gittiğiniz zaman onun içinden çıkamayabiliriz. Mesela diyoruz ki işte 15. yüzyıl Türk dünyası, yani şeyi verdiğimiz zaman, Türkiye Türklüğünü verdiğimiz zaman ister istemez Türk dünyasının içine koyacağız. Veya 20. yüzyıla geldiğimiz zaman diğer Türk cumhuriyetlerinin veya Türk kardeşlerimizin edebiyatlarının da bunun içerisinde. Bu bütünlüğü ben Türkiye'ye bir kabul ettirilmesi, hazmettirilmesi, tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın mesela Osman Bey'in koyduğu listede de Türk dünyası edebiyatı ayrı ele alınmış. Halbuki ben ayrı olarak değil, bütün olarak düşünülmez. Çünkü şurası bir gerçek ki, yani bunu bir ırkçı gözle görmek istemiyorum ama Türk bazı şeylerde aynı şeyleri düşünüyor. Bazı konularda ister Kırgızistan'da olsun, ister Kazakistan'da olsun, ister Türkmenistan'da olsun aynı şeyleri düşünebiliyor. Bunları bir araya getirirsek, birleştirirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve tabii şimdi Osman Bey belki o şimdiki o imkanlara sahip değil ama belki Mustafa Bey bu konuda teşvik edici olur ve böyle bir çalışmayı götürebilir, yürütebilir veya böyle bir çalışma şeyi kurdurabilir. Yani en azından Kültür Merkezi'nin veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı, özellikle Kültür Merkezi'ni göstermişti Osman Bey, Kültür Merkezi'ni yüzyıl diye ben ısrarla, o şey hakikaten güzel, tematik bir tasnif. Hakikaten çok güzel bazı şeylerin gelişmesini görmek bakımından. Ama öncelikle kronolojik sırayı bir görelim ve bir bütün olarak. Çünkü biz Azerbaycan'da veya Türkmenistan'da, Kazakistan'da ne yapıldığını o yıllarda pek fazla bilmiyoruz. Yani o tasnif konusunda ben onu ısrarla söylemek istiyorum. Bizim için tarih önemli. Çünkü aynı yüzyılda aynı şeyleri düşünmek ve daha sonra tabii o tematik tasnife gideriz diye düşünüyorum. Tabii burada şu önemli bir nokta. Şimdi benim Tanpınar'ı söyleyişimin sebebi adlandırma konusundandı. Şimdi biz mesela 19. yüzyılda birkaç tane grup söylüyoruz. Cumhuriyet dönemi diyoruz, birkaç tane grup söylüyoruz. Bu bir takım bölünmeleri beraberinde getiriyor. Şimdi Servet Fünun diyoruz, Fecaati diyoruz. O dönemde edebi faaliyette bulunanlardan 10 kişiyi veya 20 kişiyi, en fazla 20, halbuki 20 kişiden fazla bunlar. Yani o zaman ve hakikaten ders kitaplarına baktığımız zaman üniversitede de olsa bu, ben yıllardır onu okutuyoruz ama hiçbir zaman senatörünün dışında şunlar da vardı, şunlar da şu faaliyetlerde bulundular, şu eserler neşrettiler diye
edebiyat tarihlerinde de böyle bir şey çok fazla görünmüyor. Bu bakımdan kronolojide ben ısrar ediyorum. 19. asrı verişimin sebebi de bütün olarak ve orada hatırlarsınız Tanpınar halk edebiyatını ayrı alır. Klasik edebiyatı devam ettirenleri ayrı alır. Ama neticede onu bir bütün olarak 19. yüzyılı bir bütün olarak görür. Tabii bunun yaygınlaştırılması, yüzyıl yüzyıl yapılması, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, bu sefer karşımıza tabii büyük bir Türk dünyası çıkacaktır. Onda gecikmemek lazım, bizim onları tanımamız lazım diye düşünüyorum. Ve hepinize çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Kenan Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Müsamahalı yönetiminden dolayı iyi akşamlar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum Kazım Hocam. Şimdi son konuşmacı Kamil hocamız olsun. Fakat Osman Hoca'yı ondan bir önceki konuşmacı olarak, değerlendirmeci olarak müsaade ederseniz tayin edelim. Ve Sayın Ömeroğlu'nu şimdi dinleyelim. Avrasya Yazarlar Birliği olarak da bu konuda mutlaka söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. Değerli hocam, ben deriz bu son dönemde Gedik Hareketi'nin öncüleriyle ilgili belgeseller çalıştım. Ve Gedikçilerin şu andaki Gedikçilere yaklaşımımız, onları değerlendirmemiz aslında edebiyat tarihimizde yaklaşımımızla da çok örtüşüyor. Herkes kendi Gedikçisine sahip çıkıyor ve bu aydınını, bu kahramanını nasıl tarif edersek, Türk dünyasının diğer unsurlarından da biraz ayrılma gayretinde de bulunuyor. Çünkü o kendi kahramanı, kendi halkı için yazmış, yaşamış şahsiyetler olarak kendi Kazak'ta, Azerbaycan'da, Kırgız'da rol model olarak derdiye verdi. Ama o dönemdekileri topluca çalıştığımızda görüyoruz ki bunlar bu aydınlar, bu yazarlar birbirleriyle son derece irtibatta olmuşlar. Birbirlerine çok birbirlerine yakın takip etmişler. İlk Kazak romanı yayınlandığında bir Yakup'un Bahtsız Cemal'ı İstanbul'a da, Kırım'a da, Kazan'a da gönderdiğini ve bu romanın yayınlanması dolayısıyla oralardan da tedbirler aldığını diyor. Yine Ülfet gazetesi Petersburg'da çıkarken İstanbul'daki okuyucuları tercümanın buna söylemeye dahi gerek yok bir ortak yayın organı olarak. Ama bu aydınlar mücadelelerini hatta ekonomik olarak dayanışma içerisindeydi. Kazakistan'ın ilk milli gazetesi, Kazak Milli Hareketi'nin ilk yayın organını Azerbaycanlı bir zengin milyoner finanse etmişti. Ekonomik olarak da, siyasi olarak da dayanışma içindeydiler ama bugünkü bu aydınları edebiyat tarihi içinde tanıtanlar, milli hareketin içinde yazanlar kendi sınırlar içerisinde sadece Kazak olarak, sadece Özbek olarak yazma gayretinde. Edebiyat tarihimiz onların, Kazım Hocam biraz ırkçılık olmasın ama birbirlerine çok benziyorlar dedi. Hakikaten irtibatları da çok ve edebiyatımızın türler bakımından, konu bakımından gelişmesi de birbirine çok yakın. Yani kadın meselesini Akif burada yazarken efendim Kazakistan'da aynı dönemde yazanlar var. Tataristan'da, Tatar edebiyatında kadın meselesi aynı dönemde aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Cemiyetteki kadının konumu, problemi. Bütüncül yaklaşımı dün kurma imkanımız yoktu çünkü bilmiyorduk. Oradaki Sovyetlerin şemsiyesi altında yaşayan Türkler kendilerine dayatılan kültür politikalarıyla hareket etmek zorundaydılar. Ve orada böyle bir anlayış şekillendi. Ve şu anda da maalesef bunu çok kırabilmiş de değiliz. Bizde de gerekli ya da yeterli bilgi olmadığından
Türkiye'deki edebiyat tarihi, Türk edebiyatı tarihi ve yaklaşımları Türkiye ile sınırlı kaldı ekseriyette. Yapılmış birkaç çalışmanın dışında. Bu dönem yeni bir dönem. Bu dönem kültürümüzün, medeniyetimizin yeni bir dönemi. Dünyanın da yeni bir dönemi. Yalnızca bizim için değil, dünya için de yeni bir dönem. İletişim imkanları da yeni bir dönem, anlayışlar da yeni bir dönem. Ortaya çıkan yeni bilgi birikimi de yeni bir dönem. Ve Mustafa Hocam'a ben huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Aslında bu yeni dönemde bu grubun tartıştığı soruyu ortaya atması medeniyetimizin yeni dönemde yeni cevaplar aramasına vesile olacak inşallah. Bu göle atılmış bir taş gibi ümit ederim dalga dalga yayılır. Biraz aslında bunu Mustafa Hocam bu tartışmaları keşke daha erkenden başladık yapabilseydik. Yani Azerbaycan edebiyat tarihini yazan arkadaşlarımızla biz etkimiz altına alabilseydik. Onlar edebiyat tarihini yazarken bu tartışmalara dikkat alarak yazmaya çalışsalardı. Ama hiçbir zaman geç deyip yeni yapılacak çalışmalarda işte ise tesiste bulunabilir. En azından bizim yönelişimize katkısı olacak. Ben tekrar huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Tabii için de standart arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ömeroğlu. Değerli Osman Hocam buyurun lütfen. Esma Hocamızın sorusu biraz boşlukta kaldı. Elbette tasnif, dönemlendirme bu kadar önemli midir dedi ama bir makro planda edebiyat olgusuna bütüncül bir yaklaşımla yeterli olgunlukta eserlerimizin olması gerekiyor öncelikle. Ondan sonra elbette Batı'da olduğu gibi sizlerin söylediği gibi çok farklı açılardan edebiyat tarihleri yazılması gerekiyor. Kazım Hocamızın söylediği elbette bunu bütüncül bir şekilde Türk dünyasının içine alacak şekilde yazabilmek. Bu da tabii sahanın gerçekleriyle biraz ters düşüyor. Şimdi dolayısıyla bu konudaki çalışmalar inşallah arttığı sürece ideali elbette bu çerçevede bir dönemi bütün Türk dünyasını kapsayacak şekilde yazabilmek. Ümit ediyoruz ki bunların da ileride yazılabilir. Ama bunun için ben her şeyden önce bu konuyu görev üstlenecek ve bu konunun takipçisi olacak kurumlara ve kurumların başında da bu konuyla ilgili arkadaşlarımıza, hocalarımıza ihtiyaç var. Bu Türk Edebiyatı tarihinin yakından takibi yazılması büyük ölçüde Mustafa İsen hocamızın takibi sayesinde onun sağladığı imkanlarla gerçekleşti. O bakımdan bu gerçekten ben Türkiye'de bu konuda elini taşın altına koyabilecek yeterli bir araya getirildiğinde hiç olmazsa yeterli ölçüde, ideal ölçüde olmasa da eserler konabilecek bir birikiminin olduğu düşüncesindeyim. İnşallah bu gerçeklerin bir kez daha dile getirilmesine vesile olduğu için Aydın Üniversitesi'ne Kenan Hocam'ın, Kamil Hocam'ın şahsında teşekkürlerimi sunuyorum. Ümit ediyorum ki Aydın Üniversitesi bu konuda Kazım Bey gibi hocalarımız da varken biraz daha sorumluluk alır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz bütün katkılarınız için Osman Hocam. Değerli Hocam, Kamil Hocam buyurun lütfen. Ben meslektaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Gerçekten verimli, enteresan, zengin bir konuşmalar dinledik. Ve bu konuşmalardan ders almak mümkündür. İster edebiyat tarihçileri, ister bizim komşularımız, Türk dünyası. Yani çok ibretli şey söylendi ama bitmedi. Bence bu mabedinin olması, devamının olması faydalıdır. Ben kısa şekilde
önce söylediğim şeylere bir iki şey eklemek isteyeceğim. Birincisi, konuşmalardan da bilindiği, örneklerden de bilindi ki bizim edebiyat tarihçiliğimiz, edebiyat tarihimizin sınıflandırmaya çok ihtiyacı var. Şimdi böyle bir soru verilebilir, böyle bir ona cevap da verilebilir ki sınıflandırma teorik bir mesele değil. Sınıflandırma bölmedir, bölgüdür. Bir ev almışsan, daire almışsan, ev eşyalarında mobilyası, piyanosu, halısı, her şey var. Onu yerleştirmekten ve takdim etmekten. Ki misafirler bu evin kültürünü görsün, bu evin güzelliğini, estetiğini görsün, malzemesini görsün ve insanlarını görsün. Yani o insanların içinde, ailenin içinde aile ile ev arasında bir ilişki kurulması ve onun sunulması, takdimatı çok önemli. Ve bizim edebiyat tarihimizde bu her zaman tartışılmıştır. Hem Avrupa'da, hem Rusya'da, hem Türkiye'de tartışılmış. Bazen örneklerle, örnekler ortaya koymuş, örneklerle birbirine tartışılmış. Bazen de kuramsal olarak da. Yani benim fikrim odur ki, aziz hocalarım, bu sınıflandırma olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama sınıflandırma işi kolaylaştırır. Doğru, ben hukuktan alınmış usul ve esası kabul etmiyorum. Benim için mesela bu meselelerde, bu teorik meselelerde Zeki Velide Toğan'ın tarihte usul kitabı daha çok faydalı. Bakmayarak ki o başka bir alandı, tarih başka bir şeydi. Ama edebiyatla da çok sık ilişkisi var. Yani felsefe kadar en azı. Felsefe kadar bu kadar sık ilişkisi var. Ve bu açıdan ben ona kadar ilkenin olduğunu açık şekilde sizin gibi ben de görüyorum. Bu coğrafi ilkedir, tarih ilkesidir, siyasi ideoloji veya siyasi ayrı ideoloji ilkedir. Ben burada bir şeyi de vurgulamak istiyorum ki bunları sayayım. Şahsiyet ilkesidir, şahsiyetlerle edebiyat tarihinin kurgulanması. Aynı zamanda edebi sanatlarla bağlı, türlerle, ne bileyim, Osman Hoca onları vurguladı ve ayrıca örnek de gösterdi. Akımlarla bağlı ve Osman Hoca'nın ve Mustafa Hoca'nın da dediği gibi kültür ilkesi. Bu ilkeler ona kadar ilke var. Belki daha fazla var. Bunların hepsinin kompleks şekilde kullanılmasına ihtiyaç var. Evet, bunlar iç içe olabilir, birbirinin içinde olabilir. Her tabi başlığa ihtiyaç yoktu. Veya iç içe olduğu kadar da paralel olabilir. Paralel şekilde verilebilir. Çünkü kültürde minyatür de var diyelim, müzik de var. O konteks çok önemlidir. O kültürel konteksti ve burada da ben daha çok İbrahim Kafesoğlu'nun şeyinin metodunu daha çok beğenirim. Düzdü zamanı biraz keşmiş, belki nelerse yenileşmelidir. Ama kültür tarihi için belki dünyada seçilebilecek bir teorik ağırlığı olan bir sınıflandırma var burada, bence. Bundan başka mesela Ruslarda garibe sınıflandırmalar var. Rus edebiyatının altın dövrü, tam o kimyasal şeylere, maddelere göre. Rus edebiyatının gümüş dövrü, bir demir dövrü, çelik dövrü var ya, o öyle tartışma. Ama Pushkin, Tolstoy, Dostoyevski, Gogol, Çehov altın devir sayılır. Ve hepsi de Pushkin'in paltosundan çıkmıştı. İkinci devir modernite, yani tam modernite değil, 20. esrin başlarında akımlarla bağlı meydana çıkan Alexander Blok, Andrei Bielik, Vladimir Khlebnikov, bu da bir akımdı, bu da bir şiir, edebiyat türüdü. Ona da gümüş diye bir edebiyatı değilmiş, yani altın değil, gümüştü. Bundan başka, başka katlarda başka, mesela Hint edebiyatında, Çin edebiyatında başka sınıflandırma ögeleri de var. Bence bunlar kompleks almazsa, hocalarımızın dediği kimi, söylediği kimi, belli bir hedefe yetişmek olur. Doğrudur, bak Osman Bey güzel örnek gösterdi. Hem Kültür Bakanlığı'nın hem de Atatürk Kültür Merkezi'nin hazırladığı kitaplar ki, hem de onlar katılımcıdır orada, kitaplarda. Ve bu kitapların özelliği ondan ibaretti ki, yeri geldikçe bu ilkeler birleştirilmişti, yeri geldikçe. Mesela diyelim ki siyasi ideolojini salmamaktalar ama Kırgız edebiyatı
Yakup Hoca benzettiği Kırgız Edebiyatı'nda bile bir şey var. Köşemelik'ten, Kazak Edebiyatı da öyledi. Köşemelik'ten, Bozkır kültüründen, Konar Köşerlik'ten Cumhuriyet'e geçmişler. Birdenbire, devrimle, yani siyasi etkenle. Birdenbire geçmişler. Hatta bir kısmının yazısı olmamış, alfabesi olmamış. Sibirya Türklerinin mesela alfabesi falan olmamış. Ve geçtikleri için bu Kazım Bey'in vurguladığı bütünlük prensibi ön plana geçir. Çünkü bizim için bütünlüğü olmasa biz Türk dünyası kavramını demek hele idrak etmemişiz, algılamamışız. Bu bütünlük çok önemli. Mesela Kazak Edebiyatı'nın kendi rengi var, kendi özelliği var. Özbek Edebiyatı mesela benim en çok Azerbaycan, ben Azerbaycan Türküyüm ama Özbek Edebiyatı'nı ben Azerbaycan Edebiyatı'ndan az sevmiyorum. Çünkü çok rengarenk edebiyattı, çok zengin bir edebiyattı ve onun sınıflandırmasında da az iş görülmemiştir. Bence bunları bir araya getirmek ve bunları sıralandırmak bizim için faydalı olur ve ben Kenan Hoca çok isterdim ki bu sohbet devam etsin. Bu sohbeti herkes de dinlensin. Burada biz hiç keskin bir tartışma da olmadı. Ondan sonra bir iddia da olmadı. Bizim seleflerimize, hocalarımıza saygı sevgiden başka bir şey olmadı. Ve Türkçe yazmayan biz bunu telefonda da olsa Mustafa Bey'le uzun uzun konuşmuşum. Türkçe olmayan edebiyatının da Türk edebiyatı kapsamında olması oldukça önemliydi. Ve bu indi bizim Rusça yazan mesela Çingiz Abdullayev. Rusça yazan yazarımız var. Yani eğitimini öyle almış, devam etmiştir. Çingiz Aytmatov %90 hayatının sonlarında o Kırgızca da yazırdı. Ve güzel de yazırdı. Ama Rusça yazmıştı. Ama o Kırgız edebiyatının ayrılmaz bir parçasıdır. Ve burada ben çok istedim ki Sovyet edebiyatı ile Rus edebiyatını birbirinden ayırak. Sovyet edebiyatı ideoloji kavramdı, siyasi kavramdı. Ama Rus edebiyatı bizim alışılageldiğimiz milli değerleri de ihtiva etmektedir, onu da ihate etmektedir. Ben meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Ve bu güzel toplantı için ve güzel başkanlık yaptığı için Kenan Bey'e ayrıca teşekkürümü bildiririm ve arzu ederim ki bizim bu sohbetler devam etsin. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ve teşekkürün dışında elbette hiçbir şey söyleyebilmek benim haddim değil. Ama yine de 4. defa söylüyorum, ukalalık ederek birkaç şeyi de ben hatırlatmak istiyorum. Evet, Cengiz Aytmatov, Hazreti Mevlana olmadan, Sami olmadan bir Türk edebiyatını düşünmek mümkün olmadığı gibi. Şimdi Esma Hanım mutlaka benden çok daha iyi tanıyacaktır. Ne bileyim, Sevgi Özdamar olmadan da Türk edebiyatını düşünemeyeceğiz. Çünkü Almanya'da en iyi yabancı yazar olarak tanınıyor. Ve çünkü o, bu görenin bir insanı, bu coğrafyada yetişmiş, bu kültürde acı çekmiş veya yetişmiş olan bir insan olarak da orada. O da bir Türk edebiyatının bir parçası olarak Almanca yazdığı o yerde dahi. Değerli Mustafa Hocam çağdaş dedi. Çağdaş medeniyette, çağdaş uygarlığa çıktığımız o yüksek kültür seviyesinden bahsetti. Bunları da bir şekilde saymakta fayda var. Eğer edebiyatı geniş anlamda kültürün, üst kültürün ve medeniyetin bir unsuru olarak düşünecek olursak elbette bir tarafıyla onu Osman Hoca'nın üzerinde durduğu edebiyat olgusu, edebi olan nedir sorusunun cevabı olan o edebiyat olgusu üzerinden de düşünmek lazım. Fakat bilim üzerinden de düşünmek lazım, felsefe üzerinden de düşünmek lazım. Tabii tarih üzerinden de düşünmek lazım ve bu tarih sadece siyasi tarih değil, özellikle ve özellikle kültürel tarihtir diye ifade etmek istiyorum. Fakat müsaade eder misiniz bir felsefeci olarak da söyleyeyim. Biz 1977 yılından 76-77 yılında Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde bir felsefe bölümü kuruldu. Ve o felsefe bölümünde Türkiye'deki diğer 3 felsefe bölümünden farklı olarak edebiyat, Türk edebiyatı, hatta yine Türk edebiyatı okutuldu. Bunun hocalarından biri de
değerli Mustafa Hoca'dır. Osmanlıca okutmuştu bizim ilk öğrencilerimize. Orhan Okay Hoca edebiyat okuttu. Beykız Gürsoy kompozisyon dersi verdi. Fakat edebiyat kültürü aldı bizim çocuklar ve bunlar şimdi Türk düşüncesini incelemede. Dolayısıyla Türk edebiyatıyla da hemhal olmakta bir hayli mahir. O dönemden itibaren yetişen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız içinde çok sayıda Türk edebiyatı üzerine çalışanlar var. Bugün profesörler onlar ve oldukça da 60'lı yaşlara da geldiler. Gençken hocaydık onlara. Edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkiyi, edebiyat ve sanat arasındaki ilişkiyi, edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiyi kurmak kadar önemsemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü cevelan eden bir fikir de var Türk edebiyatında ya da Türk edebiyatı bir fikrin oluşmasında etkin oluyor. Bunun sadece bir temenni olarak söylüyorum. Tekrar tekrar haddim olmayan bir alanda girmek istemem. Fakat mukayeseli çalışma yapacaksa Batı dünyasıyla ilgili ve Türk dünyasıyla ilgili mukayeseli bir çalışma yapılacaksa Türk edebiyatı ve Batı edebiyatı tarihçilikleri arasında medeniyetler arasındaki mukayeseli çalışmayı da yapmak lazım. Çünkü aynı dönemde aynı medeniyet alanını paylaştığımız mesela İran ve Mısır'la modernleşme sürecinde çok benzeyen taraflarımız var. Arap dünyası özellikle Mısır'dan bahsetmek istiyorum. Mısır'ın modernleşme sürecindeki etkinliklerini değerlendirmekte fayda var bu mukayeseyi için. Fakat diyelim ki felsefe alanında da İran'da felsefe çalışmalarında Batı etkisini gördüğümüz zaman Türkiye'ye Osmanlı döneminin son yarım yüzyılda veya çeyrek yüzyıllarında çok benzer bir takım yaklaşımlar var. Biraz evvel saydığım mesela metot üzerine konuşma, her iki Batı ve İslam dünyası arasında ilk tercüme edilen eserlerden biri, belki de ilki olmuş. 15 yıl kadar İranlılar bizden önce tercüme etmişler. Demek ki ihtiyaçlar, bakışlar aynı. Şimdi tarihle alakalı olarak Fuat Köprülü ve belki ondan öncesi ve ondan sonrası gelen bu özel olarak edebiyat tarihinde kendisini gösteren fakat sosyolojiye, antropolojiye, etnolojiye kadar giden, tarih felsefesine kadar giden o kısımda böylesi bir etki olmakla beraber diğer alanlardaki mukayeseyi yapabilmek, yani Türk dünyasıyla, Arap dünyasıyla ve İran'la yapabilmek de enteresan geliyor. Felsefenin bir faydası daha var. Felsefe tarihçiliğinin bir faydası daha var. Çünkü onlar da işte o günkü medeniyetin dilinin içinden konuşmuşlar. Fakat şimdi anlıyoruz ki bir özgün karakteri muhafaza etmişler düşünce adına aynı zamanda. Sadece edebiyatta olmamış fakat evrensel bir düşünce platformunda da bu olmuş. Diyelim ki Farabi özgündür ve Türk düşünürüdür. Ve Arapçaya kavram hediye etmiştir. Ama karakteri, yaşayışı, yaşama tavrı, ele aldığı konular, ilgilendiği konular, ahlak ve siyaset, erdem ve bilgi teorisinin yanında çok önemli bir yer tutar. Özellikle bunları da işlemiştir. Çok Türklüğe has bir takım özelliklerle doludur. Aynı şeyi bütün diğer İslam düşünürleri için elbette söyleyemeyiz ama Farabi'de bunu hissederiz. Dolayısıyla özgün olan felsefi alan için, Türk felsefesi için bir başka dilin içinde ifade edilmiş olsa da, Arapçanın içinde ifade edilmiş olsa da bunu seziyoruz. Farklı alanlardaki dillerin kullanımı veya farklı diller kullanmışlarsa bunların içindeki o müşterekler bizim mukayese çalışmalarımızda ya da yeni bir tanıma doğru, yeni bir anlayışa doğru, yeni bir metodolojiye doğru gidişimizde etkin olmalıdır diye düşünürüm. Böyle bir çalışma yapılacaksa eğer, Türk dünyası, Türk edebiyatı tarihi çalışmalarında terminoloji çalışmasının da değerli Mustafa Hoca'nın ve Kamil Hoca'nın söylediği gibi çok iyi bir öneri olduğunu düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Eğer siz uygun görüyorsanız Batı Araştırmaları Merkezi'nin YouTube'undan, hatta bunu bugünden itibaren yayınlamaya başlayabiliriz. Eğer uygun görüyorsanız orada görüşünüzü alabilirim. Yani özelden daha genele doğru gider, yaygınlaştırabiliriz bu konuşmaları. Sizi sıkmayacaksa bilmiyorum, Mustafa Hocam ne dersiniz? Takdir zatenizin efendim. Bilmiyorum, Kamil Hocam ne dersiniz? Bir cümle söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Bir cümle söyleyebilir miyim? Söyler misiniz? Buyurun efendim, buyurun lütfen. Şimdi siz çok daha iyi bilirsiniz. Lamartine'in literatür tarifiyle Araplardaki ilmi edep, ulumi edebiye tarifleri sizin bu söylediklerinizi zaten içine alıyor. Nitekim Edebiyat Fakültesi'nin adı Edebiyat Fakültesi ama orada felsefe de vardır, sosyoloji de vardır, bilim dalları da vardır. Edebiyat bunların hepsinin içine alır. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Onaylamış oldunuz hocam. Bunu size hatırlatacağım müsaadenizle. Kamil Hocam buyurun lütfen. Yayınlanmasını ister misiniz YouTube'dan? Evet hocam. Sizin kayıtladı. Diğer hocalarımız da bir mahsur görmezler herhalde. Kazım Hocam, Osman Hocam, Yakup Hocam. Takdir sizlerin hocam. Sağ olun. Efendim ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben çok istifade ettim şahsen. Yeni bir takım ufuklar, düşünceler de zihnimde açılır halde. Ayrıca değerli Esma Hanım'a bu toplantının tertip edilmesi hususundaki harikulade emeklerine, müdür yardımcımıza teşekkür ediyorum. Ve şimdi benim yanımda ama sizin görmediğiniz Ebru Hanım'a da teknik anlamda bu toplantının doğru güzel cereyan etmesi için yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum efendim. İyi hafta sonları olsun.